Herkesi saygıyla selamlıyorum. Geç bir saate biz kaldık. Zamanlama konusunda birazcık sıkıntı olduğu için. O yüzden ben hiç başka bir şey söylemeden direkt sözü Serhat Bey'e veriyorum ki başlasın. Çünkü konuşmacı sayısı da fazla olduğu için gecikmeyelim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Hemen bir suyumu koyayım, tekrar bölmemek adına. Sesim geliyor mu bu arada? Herhangi bir sıkıntı yok. Ben önceki bölümlerde sunum yapan kıymetli meslektaşlarıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve akabinde de tabii ki Barolar Birliği'nin Çocuk Hakları Komisyonu'na, kıymetli başkanına ve diğer tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Tabii beni buraya çağırdıklarında tabii özel bir teşekkür de Neslihan Aktos'una. Neslihan'cığım burada mı acaba? Bilemiyorum. Umarım gelir. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii sempozyumun başlığını görünce ben heyecanlandım. Çünkü üç ilginç ve bence çok önemli konu var. Bunlardan ilki tabii ki çocuk, diğeri adalet. Ne olduğunu tanımlayamadığımız, hep aramaya çalıştığımız, dünyevi açıdan da, uhrevi açıdan da ne diyeyim, bir ideal olarak erişmeye çalıştığımız bir kavram, mevhum. Ve benim şimdi size değineceğim gelecek vurgusu, konusu yahut işte konusu diyebiliriz. Tabii öncelikle Ankara'da bulunmak benim için büyük bir mutluluk. 2015 yılına kadar ben zaten Ankara'daydım, akademikte bir geçmişim var. Kıymetli hocalarımı da tanıyorum öncesinde de. Konuya hem uzun yıllar akademik bağlamda eğildikten sonra biraz da fiiliyatta her zaman bize büyük hocalarımız şöyle demiş, işte mesleğin zirvesi avukatlıktır diye. Biz o zamanlar tabii bunu algılayamıyorduk ve bir nevi biraz da böyle nükteden gülüp geçiyorduk. Ama hakikaten öyle olduğunu gördüm ve bana göre akademi çok bir yaşam biçimi, yani dört duvar arasına sığdırılamayacak bir mevhum olduğunu gördüğüm için ki çalıştığım konular birazdan da bahsedeceğim. Akademinin de özellikle Türk akademisyasında da açtığı için ben artık çalışmalarımı hem fiiliyatta avukat olarak devam ediyorum. Hem de bahsettiğim gibi çocuklara özgü olarak bazı şeyleri ve kendi özel alanım olan mesela yapay zeka gibi geleceğin hukukunda, yani bazı şimdi size öngörüler burada aktarmaya çalışacağım. Bunları teker teker belli bir şekilde ve belli bir planda aktarmaya çalışacağım sizlere. Önceki sunumlar çok faydalı oldu. Tabii düzenleme kuruluna ayrı bir teşekkür. Çünkü konu silsilesi gerçekten çok önemlidir. Ve ben her yaptığım işte bir anlam silsilesi ararım. Ve burada da gerçekten şu an mesela benim anlatacağım bazı bir fotoğraf çekeceğim size. Bu fotoğrafı ama önceki sunumlar gibi mevcudu değil, ben gelecekten size bir fotoğraf çekmek istiyorum. Birazdan da değineceğim zaten bu ne demek istediğime. Yani ben size olan hukuk ya da olması gereken hukuk değil, olacak hukuku daha şimdiden biraz böyle bir nebze aktarmaya çalışacağım. Tabii önceki sunumlara da atıf yapacağım. Nedir onlar? Mesela Hicran Başkanım Üstün Hoca'nın şair olduğunu söyledi. Ben de naçizane şair yazarım ve Eksik adlı bir kitabım var. Buradan hemen bir dizi okumak istiyorum ve sunuma öyle başlamak istiyorum. 2014 yılındaki Ankara'da yazmıştım bunu. Şöyle demiştim, bir eksik var bu dilin ya sözcüklerinde ya da ifadesinde. Anlam yoksun olunca kelimeler, cümleler bir türlü bitmiyor istesen de. Ve bir eksik var bu aşkta. Ya sen ya da ben ve hiçbir zaman olmayan bizi ben bulamadım içinde. Aslında çocuk hakları bağlamında, çok teşekkür ederim. Çocuk hakları bağlamında ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. Aslında gerçekten anladık mı çocukları? Çocuklar bizi anladı mı? Ki uzun yıllar uluslararası hukuk kürsüsünde çalışmama rağmen ceza hukuku ayrı bir benim ilgi alanımdır. Acaba ceza adaleti, biraz önceki sunumda Doktor Anemike, umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur, değerli bir sunum gerçekleştirdi. Biraz tabii ses çok anlaşılmadı bazı noktalar ama gayet güzel şeylere değindi. Ona da atıf yaparak ceza adaletini de uzun süre bunda kafa yormuş biri olarak gelecekte bakalım bunlar nasıl oluyor diye yavaş yavaş ele almaya çalışacağım.
Tabii sunuma hemen başlamadan önce Eskişehir Barosu'ndan geliyorum. Size selamlar sunuyorum ve Çocuk Hakları İzleme Komisyonu üyesiyim orada. Aynı zamanda da Engelli Hakları Komisyonu kurucu üyesiyim. Bu noktada da teknolojinin bazı değdiği şeyler var tabii ki, sadece çocuk değil. Ben mesela şöyle bir soru soruyorum. Dil bilimciler buna karşı çıkıyor. Burada bir anlatım bozukluğu var diye. Türkçesiyle geleceği gördün mü? Yani ileriye atıf yapıp da geçmiş zaman kipinde bunu nasıl kullanırsın? Ben bunu genelde kullanıyorum. Çünkü burada size anlatacaklarım bir müneccimlik değil ama bir bilgi birikiminin bir vizyon yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Ve orta vadede bile değil, belki kısa vadede 5-10 sene içerisinde çok farklı bir aslında hukukin nasıl diyeyim size, reform ya da dezenformasyon, deform ya da çok revizyon gibi çok farklı yerlere geçeceğini söyleyebilirim. Size işte anlatacağım bu Lex Futura, yani geleceğin hukuku. Ne olan hukuk, ne olması gereken ideal hukuk. Ne demek istiyorum? Tabii burada bir enteresanlık var, gördünüz mü bilmiyorum. Eskiden bu tablo biliyorsunuz Michelangelo'nun böyle bir tanrının, Adem'in yaratılması pardon, bir böyle tanrının işte insanoğluna bir el vermesi vardı. Çok yakın gelecekte artık bu eli insan başka bir ele devredecek. Burada tabii hukuki anlamda işte meşruiyetti, seçimdi, haklardı. Yavaş yavaş göreceksiniz ki uygulamaları zaten duyuyorsunuz, işte robot yargıçlar. Robot savcılar. Gerçi tartışılır. Kıta Avrupa'sına sahip olduğumuz bir hukuk sisteminde acaba yapay zeka ne kadar uygun? Çünkü burada bugün biliyoruz ki ve kıymetli yargı mensupları burada. Onları tenzih ederek 5 hukukçunun olduğu yerde neredeyse 6-7 görüş çıkıyor. Hepiniz biliyorsunuz uygulamadan. Acaba kıta Avrupa'sına uygun olacak mı? Apayrı bir tartışma. Tabii ben her zaman derslerimde şunu da söylerim. Her şeyin bir geri planı vardır. Ne demek bu? Ki bugün burada onu da anmak isterim. Ne diyor Montesquieu? Kanunların ruhundan bahsediyor değil mi? Bana göre binaların da ruhu vardır ve Faruk Erem'i burada anmak istiyorum. İlk Barolar Birliği Başkanı olarak Faruk hocamız cezacıdır ve hümanist bir ceza hukukunu getirmiştir biliyorsunuz. Ne demişti? Suçluyu kazığın altından insan çıkar diyor. İşte aslında hukuki tüm metinlerin altını kazıdığınız zaman bir neden var değil mi? Yani bir şey neden kanun yapılmış, neden sözleşme yapılmış ki uluslararası hukukta bile böyledir. Nasıl ki bir çocuk hakları sözleşmesi çıkmış, bunu herhalde alelade Birleşmiş Milletler Devletleri gelip hadi ya bir sözleşme yapalım demediler değil mi? Bunun bir arka planı var ki Birleşmiş Milletler'in o külliyatına baktığınız zaman mesela Amerika sözleşmeye taraf olmamıştır. Neden taraf olmamıştır? Yani bunu şimdi süremi aşmamak için anlatmayacağım. Herkesin bir nedeni var. Dolayısıyla hocalarımın da anlattığı önceki sunumlardan ben tabii atıf yapmak istiyorum. Mesela Eylem Ümit Hocam şöyle demişti, not almışım buraya. Çocuk adaleti modellerinde paradigma değişikliğinden bahsetti. Ve ben bunu şöyle yorumluyorum kendi sunumun bağlamında. Teknolojiyle birlikte aslında terminolojiler de değişmeye başladı. Anlamlar da değişmeye başladı. Çok hemen basit bir örnek. Eskiden biliyorsunuz dumanla iletişim vardı. Akabinde mektup oldu. Derken SMS oldu. Derken e-mail oldu. Ve artık e-mail bile neredeyse kullanmıyoruz değil mi? WhatsApp. Hatta bunun daha da ötesi belki böyle bir aracıya da söz konusu olmayacak. İleriki teknolojide. Ki gördüğünüz gibi paradigma bir değişiyor. Ve bu da hukuk genelde olanı yansıttığı için yani geriden geliyor biraz maalesef. Bunları da yavaş yavaş yedirmeye başladığını görüyoruz. Özellikle de çocuk adalet sistemi bağlamında. Tabii yine hocam bir şeye daha değindi. Multidisipliner çalışmalardan bahsetti. Çok önemli. Bunu maalesef tırnak içerisinde söylemek istiyorum. Hukukçular multidisipliner çalışmıyor. Yani kanun var mı, kitap var mı, tamam bitti. Öyle bir şey yok. Siz o kanun kitabın, mesela bizim derslerimizde de öyleydi lisans dönemlerinde, işte sosyoloji, felsefe hiç görmezdik, önem verilmezdi. Tabiri caizse geçti diye geçerdik öyle. Ama aslında işin felsefesi özellikle ceza hukuku bağlamında ki eğer biz çocuğu koruyacaksak, çocuğun üstün yararından bahsediyorsanız, işte ayrımcılık yasaklanmasını talep ediyorsanız bunu sizde bir bilinç oluşturması lazım ki bu da sosyolojik açıdan ve felsefik açıdan karşımıza çıkıyor. Tabii burada Endüstri 4.0 ne demek? Teknolojiyle birleştiriyorum dedim ya size hukuku. Aslında Endüstri 4.0 beraberinde pek çok şeyi getirdi. İşte makine otomasyonu, müşteriye özel yazılım gibi ve diğer bilişim suçlarını da beraberinde getirdi.
Endüstri 1.0 dediğimiz aslında ilk bu buhar makinalarıyla ortaya çıkan bir süreçti ve dikkat edin 1800'den 1900'e kadar 100 yıllık bir süreci ifade ediyor. Derken Endüstri 2.0 elektrik kullanıma girdi ve birden acayip bir devrim. Özellikle Almanya'da bu işlemin yürürlüğe girmesiyle beraber işte bir imalat attı. Ve seri üretimin doğuşu. Ve ne oldu? Ürünler daha hızlı, daha güvenli, daha kaliteli ve aslında en sonucu daha erişilebilir ve ucuz bir şekilde karşımıza çıktı. Ve derken Endüstri 3.0 geldi. Elektronik ve bilişim teknolojileri bu sefer dahil olmaya başladı. İşte mesela CNC tezgah. Bir veriyorsunuz modeli, siz hiç uğraşmıyorsunuz, o modeli doğrudan doğruya çıkarmaya başladı. Ve dikkat edin, tarihler artık yavaş yavaş kısalmaya başladı. Çünkü teknoloji o kadar çok ilerliyor ki arkadaşlar, dünün o hayalleri artık bugünün gerçeği haline geliyor. Ve siz bugün hayal etmeniz aslında yarının da bir gerçeği haline gelecek. Bunu her zaman göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Derken Endüstri 4.0 ve bakın, zaman skalası çok azalmaya, kısalmaya başladı ve neredeyse 50-20 yıllara gitti. Ve bu tabii ki ne doğurdu diyeceksiniz şimdi hukukta. Hukuk biliyorsunuz sosyal bir bilim, yaşayan bir bilim. Aynı insan gibi. Dedim ya, çoğu şeyi de sonradan entegre olduğu için. Ne yaptı bu sosyolojik açıdan? Yani tabii Endüstri 4.0'ı biraz da kafanızda netleşmesi için işte bulut sistemleri, simülasyonlar, hani şimdi diyorlar ya Metaverse falan. İşte arttırılmış gerçeklik. Mesela şu an tabii çok basit halini kullanıyoruz. E-duruşma değil mi? Mesela yakında belki böyle bir VR gözlükte siz gireceksiniz. Belki hiç hakim olmayacak. Holografik bir düzenle karşılaşacaksanız. Bunu şu an öngöremiyoruz. Ama öngörebilen sistemler var. Derken literatürde de kullandığım bir tabir. Yavaş yavaş da geçmeye başladı. Suç 4.0 yani Endüstri 4.0 yavaş yavaş suç 4.0'a kaymaya başladı. Büyük problemleri beraberinde getiriyor. Ne demek istediğimi birazdan ayrıntıya gireceğim. Dedim ya, Endüstri 4.0'la beraber suç 4.0'ın aslında sosyolojik açıdan yani bir hocamın da dediği gibi bir mentalite değişimi ve paradigma değişimi sonucunda mesela ESET bakın bir rapor yayınlıyor. 2017 tarihi, tarihleri dikkat edin ve diyor ki 2020 yılına değin yaklaşık 50 milyar cihaz birbiriyle bağlanacak. Şu an biz ne yapıyoruz? Birbirimizle bağlanıyoruz. Ama bakın ifadeye bakın. Cihazlar birbiriyle bağlanabilecek ve bunu zaten literatürde Internet of Things diye nesnelerin interneti olarak geçiyor. Yani siz artık uğraşmayacaksınız, benim sütüm mü bitti, yumurta mı azaldı? Dolap bir bakacak, yumurta azaldı, hemen marketi arayacak. Marketin otomasyonu diyecek ki, beni arayan işte Serhat Kaşıkara, adresi neresi? İşte Ankara, Beytepe. Hemen oraya işte bir koli yumurta. Ve siz akşam eve geldiğinizde belki de o pişmiş bir şekilde önünüze gelecek. Yani bunlar şaka ya da hayali bir şey değil. Bunlar arkadaşlar çok yakın tarihte gerçekleşecek. Hatta ben hep otomobil örneğini veririm. Aracı olanlar aracını şu an kullandı. Belki 5 ya da 6 sene sonra zaten araçlara müdahale edemeyeceksiniz. Çünkü otonom araçlar geliyor. Ve özellikle Avrupa Birliği'nde çatır çatır bu konu tartışılıyor. Bizde biliyorsunuz çoktur, kısırdır konular. Hele hukukta daha da kısırdır. Ama insanlar şimdi bunların hukukunu yazmaya başladılar ve özellikle de çocuklar hakkında yazmaya başladılar. Bunu neden? Çünkü çocuklar en korunması gereken, ne diyeyim, geleceğimiz, varlığımız. Hani sunum çalıştığı demişsiniz ya, çok güzel bir ironi ve anlamsal oldu. Hatta oyun konsolları artık hedef haline gelmeye başladı. Bugün çocuğu olanların çoğu ne yapıyor? Oyun oynuyor. Hatta oyun sadece çocukların bir ihtiyacı değil biliyorsunuz. Büyüklerin de bir ihtiyacı. Zaten İngilizce'de, literatürde play ile game, Türkçe'ye sadece oyun olarak geçtiği için tam algılayamıyoruz. Play is a more than a game diyor mesela. Şimdi bunu tabii oyun oyundan daha fazladır çevireceğim, anlamsız olacak. Yani oyun herkesin ihtiyacı ve özellikle de çocukların ihtiyacı ve ileride hackerların yani bilgisayar korsanlarının ne gibi siber suçlarla çocukları maruz bıraktığı çok takip edilemeyen bir ortamda takip edilemeyen suçlular arasında gerçekleştiğini düşünün ve ki böyle oluyor. Tabii Endüstri 4.0'la beraber sosyolojimiz de değişti. Yani biz eski biz değiliz ki biyolojik açıdan bilim insanları şunu söylüyor ki bir insan vücudu 7 yılda %100 şekilde değişiyor. Yani sizin görüntünüz belki aynı çünkü DNA bağlamında kopyalanıyorsunuz. Ama siz tamamen sıfırlanıyorsunuz vücut hücresel bağlamda. Aynı şey kuşaklar arasında da geçerli. Yani yenileniyoruz. Mesela siz hangi kuşaktasınız burada? Sessiz kuşakta mısınız? Boomers denen
özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası bir patlama çağı dediğimiz, çünkü dünya nüfusu azaldı, ne yaptılar, hadi çoğalalım mantığı oldu ki hemen antiparantez, özellikle Suriye ve Afganistan'dan gelenler, mültecilerin, hatta çoğu şu an vatandaşımız oldu biliyorsunuz, neden çok fazla çocuk yapıyorlar? İşte bir bilinç altında soy ilerlemesi. Ve bu göstermiştir ki sosyolojik açıdan savaş sonrası nüfusun çok fazla patladığı, işte boomers ismi oradan geliyor. Derken Generation X, yani X jenerasyonu, derken Millennium jenerasyonu ve şimdi çok tartışma konusu olan, işte bizim hani anlamadığımız, neden anlamadığımız diye hiç kendimize sormadığımız bir nesil geldi. Hatta bunun sonrası da var. Alfa falan diyorlar. Tabii bu ayrım sadece anlam bağlamında. Yani yoksa böyle bir ayrımcılık şu bu falan değil. Örneğin tabii şu nesil pek kalmadı, sessiz kuşak, 1945'e kadar. Şu an mevcuttaki popülasyonda işte 46 sonrası, 65 sonrası, mesela ben Y kuşağını temsil ediyorum. Peki bunun ne anlamı var? Bunun şu anlamı var, çok ilginç. Mark Prensky 2001 yılında ilk defa bu kavramı kullanıyor. Siz dijital göçmen misiniz, dijital yerli misiniz? Mesela Özcan abi hangisisin? Dijital göçmen misin, dijital yerli misin? Çok basit şekilde dijital göçmen, yani bir dijital ortam var, sonradan göçmüş. Yani özellikle ne diyor bakın, analog dünyada doğmuş, sonradan teknoloji kültür çağına doğmuş. Yani mesela özellikle ne oluyor burada? Dijital 20'li yaş sonrasındaki teknoloji, internetle karşılaşan nesil. Mesela yok mu bizim aramızda işte avukatlar? Mesela bazıları uyapı ben hala kullanamıyorum diye meslektaşlarımız şey yapıyor değil mi? İşte bu bundan geliyor. Yani doğduğu ortam ayrı bir şey. Yaşadığı ortam ayrı bir şey, çok önemli sosyolojik açıdan. Dijital yerli ise özellikle teknolojinin içinde doğmuş. Mesela şimdi çocukları görmüyor musunuz? Küçücük çocuk iPad'i nasıl kullanıyor öyle? YouTube'a basıyor, hatta reklamı kapatıyor. Hemen çizgi filmi izleyeyim diye. Hatta bazı çocuklar artık o kadar çok ekrana bağımlı ki, biliyorsunuz aileler bir nevi mama gibi, biberon gibi iPad'siz yapamıyorlar çocukları. Ki uzmanlar şunu uyarıyor, böyle yapmayın ama teknoloji içerisinde doğmuş bir çocuğu da teknolojiden ari yapamazsınız. Yani onu da öğrenmek zorunda. Ama tabii ki yaşı ebeveynlerin karşısına çıkıyor. Bakın şurada bir diyalog var. Diyor ki merhaba canım, bugün okulda neler yaptın? Klasik soru. O da diyor ki okulla ilgili her şeyi blogda okuyabilirsin baba. Şimdi burada siz bunu anlayabilmeniz için önce blog ne? Ne yapar? Ki yapılan araştırmalar göstermektedir ki yeni nesil, o şu kuşak dedik ya, özellikle Z kuşağı ve sonrasındaki o alfa ve belki de beta olacak sonrasındaki kuşağın çoğunlukla konuşmaktan ziyade yazdığını görüyoruz. Mesela WhatsApp'ta acayip bir yazışmalar var. Yani kendini ifade ederken böyle konuşmuyor, sosyalleşmiyor. Sosyalleştiği alan farklı bir mecra oluyor. Ve iki kuşak arasında bir çatışma ve derken gördüğünüz gibi aslında suç 4.0'ın karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii bu biraz önceki bahsettiğim klasik anlamdaki şeyleri çıkartmıyor. Yani yine analım burada Faruk Erem hocamızı. Bir hümanizm yine var burada. Ama dediğim gibi bir nasıl diyeyim, deri değiştirme söz konusu. Ve bu eğer deri değişimine ya da genel itibariyle, hani Darwin diyor ya değişime en çok ayak uyduranlar. Eğer ayak uyduramazsanız, yani kusura bakmayın, o sistemden siliniyorsunuz. Bu yani evrim deyin, genel kanun deyin, ne derseniz deyin, bu doğal yasanın bir gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl ki biz her daim kanunları güncel şekilde takip etmek zorundayız. Eğer etmezseniz geçmiş olsun, Allah korusun, çok büyük hatalar, hatta zararlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir kanun çıkar, şu olur, bu olur. Derken Endüstri 4.0 getirdi suç 4.0'ı. Paradigmalar değişti ve artık yeni nesil siber ya da ben dijital suç diyorum bazen, bir suçlar ortaya çıktı. Tabii bu çok basit anlamdaki, şimdi bizim ceza kanunundaki bilişim suçlarından bahsetmeyin. Yeni suç tipleri var ve ceza kanunlarında şu an yok. Tabii suçta ve cezada kanun ilkesi gereği kıyas da söz konusu değil ama bazı noktalarda kıyas yapmaya çalışıyorlar. Kanaatimce bu yanlış bir şey. Çünkü onun madem ki kanunilik ilkesi var, bunun düzenlenmesi gerekiyor. Mesela dijital suçlarda en büyük fark bilgisayarın kullanımı. Yani dikkat edin, bir fiziksel ortam yok artık. Bir sanal dediğimiz ortama giriyoruz. Ki o öyle bir ortam ki onda takip edilmeniz,
Tabii ki ayak izi bırakıyorsunuz. Ayak izi bırakmamanız mümkün değil. Çünkü neden sonuç ilişkisinin bir doğal yasasıdır bu. Siz eğer bir internete girdiyseniz istediğiniz kadar silin onu. Ona geri erişilebilir şekilde kaydediliyor dijital ortama. Ve burada ne yapıyor bakın? Farklı suç eylemlerini ayırmak için artık tek başına teknoloji yetersiz kalıyor. Ve pek çok bilişim uzmanları bu noktada gelişti. Ve ne yazık ki özellikle de çocuklar hakkında biliyorsunuz işte çocuk pornografisi, taciz, işte birazdan bahsedeceğim bazı yeni kavramlar. Aslında yeni değil ama dediğim gibi kendini revize etmiş, biraz daha değişen. Dolayısıyla artık fiziki ortam, eski yani dijital göçmenlerin ortamı artık kendini dijital yerlilere bırakıyor. Ve dijital yerliler de çok ilginç. Hem fail hem de mağdur açısından düşündüğümüz zaman gerçekten takip etmesi ya da bir devlet politikası bağlamında ceza adaleti açısından cezalandırmak da çok zor bunları. Çünkü neye sığdıracaksınız? O kadar çok güncelleme geliyor ki ceza kanunu işlemek de zor bunu. Bir şekil değiştiriyor. Ondan sonra siz şu iddiayla gelebilirsiniz. Suçta cezada kanunluk o zaman geçmiş olsun. Cezalandırma söz konusu olmuyor. Ve bu tabii neyi doğurdu? Artık yeni suçlar ve hatta girift ve kompleks suçlar söz konusu ve bunu ayırabilmek için klasik hukuk mantığı yetmiyor. O yüzden hocama tekrar atıf yapmak istiyorum. Multidisipliner olmak çok önemli. Hatta Üstün Dökmen Hoca'ya da atıf yapalım burada. Bir İbn Sina'dan bahsetti değil mi? İbn Sina sadece tıpçı değil arkadaşlar. İbn Sina çok iyi bir matematik bilgisi, astronomi bilgisi sahibi. Aynı zamanda bunun üstüne bir de tıp çalışıyor. Artı bir de din bilimleri, teoloji çalışıyor. Yani o bir şey dediği zaman sadece tıp bilgisiyle konuşmuyor. Arkada pek çok felsefik gelişim var. Ki hoca da dedi biliyorsunuz, Aristo'yu uzun süre anlayamamıştır buna rağmen. Dedik ya, fiziksel mekan birliği artık geleneksel suçlarda şekil değiştirdiği için dijital suçlarda artık coğrafya diye bir şey de yok. Sanal ortam herkesin. Hani diyoruz ya, internet herkesin ya da internet, daha doğrusu mevhum muhalifinden şunu sormanız lazım. İnternet kimin mesela? Şu an ICANN diye bir kuruluş var, Amerika menşeli. Mesela kimin ne yapacağını o düzenliyor, regülasyon. Burada tabii Amerika'nın mı internet diyebilirsiniz ama bir şeyin de doğrudan doğruya onun diyemeyiz. Çünkü bir düzene de konulması lazım bunun. Çünkü o zaman işin ucu da çıkabilir, kaçabilir. Bu noktada işte bu sınır ötesini artık aşan suçlar, yani bu klasik anlamdaki ceza hukukundaki sınır ötesi aşan suçlar demiyorum. Yani işte Bulgaristan'da öldürülmüş, işte nehirde gelmiş, Türkiye'ye girmiş falan, ondan bahsetmiyorum. Burada sınır, dikkat edin, fiziksel coğrafi değil. Burada sınır dijital ortam olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki dedim ya, siz sanal ortamda yaptığınız aslında her hareket bir dijital iz olarak karşınıza çıkıyor. İşte ancak biz eğer bunları cezalandıracaksak bu dijital izleri takip etmemiz lazım. Ve tabii bunların tespitini yapmak da daha fazla uzmanlık gerekiyor. Ben mesela çok yakın arkadaşlarım var. Çoğu hukuku sonradan bitirmişler. Ne okudunuz? Bilgisayar mühendisi mesela çoğu. Bilişim suçlarıyla ilgililer. Yani bu suçların nereden kaynaklandığını daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Mesela bazı şeyleri bana anlatıyorlar. Ben bile o kadar teknolojiye ilgim olmasına rağmen anlamıyorum onlar ne demek istediklerini. Yani bu çok önemli bir şey. Mesela siz şu an kullandığınız o UYAP'ı falan sadece hukukçuların mı yaptığını sanıyorsunuz? Arkasında müthiş bir bilgisayar mühendis bilgisi var. Ya da başka diğer mevzuat programları gibi düşünün. Kısaca dijital ayak izi dediğim olay aslında bu dijital medyadaki faaliyetlerin izini sürebilmemizi sağlayan. Yani bakın şu fiziksel alan birden dönüştü, bakın 010101 olarak gitti. Ve genelde bu IP numaralarıyla adlandırılıyor. Ama tabii bunu takip edebilmek devletlerin kendi anlayışına göre dönüşüyor, değişiyor ya da sansürleniyor. Yani internette her şey özgür değil aslında. Ya da her ülke kendine göre özgürlüğü yorumluyor ki uluslararası hukukçu olarak şunu hemen ifade edeyim ki herkesin özgürlük anlayışı da çok farklı. O yüzden sözleşmeler genelde iki dille yazılır. Bir İngilizce, bir de Fransızcaydı eskiden. Neden? Fransızca yazıyor ki kıta Avrupa sistemini anlasın. İngilizce yazıyorlar ki Anglo-Sakson, işte önce İngiltere, Büyük Britanya, akabinde de Amerikan menşei tüm ülkeler onu anlayabilsin diye. Çünkü gerçekten anlaşabilmek çok zor. Dolayısıyla eğer siz mesela bir görüntü, bir şey paylaşıldı, onun altına yorum yaptınız. Siz o yorumu silseniz bile geriye dönük olarak onun rezerve yapıyor. Mesela kim yapıyor bunu? Google yapıyor. Kim yapıyor bunu? İşte mesela Facebook yapıyor. Ki bazı skandallar çıktı biliyorsunuz, bu analitika falan bir şeyler çıktı. İşte kişisel veri, şu son dönemin çok popüler şeyi. Neyin kişisel verisi? Her şey kişisel veri.
Mesela siz bugün buraya geliyorsunuz, imza atıyorsunuz, mail adresiniz, onlar kişisel veri değil mi? Yarın bak göreceksiniz parmak iziniz. Avuç içiniz, hatta bazı ATM'lerde diyelim kartınızı unuttunuz, avuç içiniz koyuyorsunuz, para çekiyorsunuz. Karekod falan basit. Bu direkt sizin biyometrik, yani tamamen size has bir veriniz. Başka birinde yok o. Ya o insanın elini falan kopartmanız lazım bankasından soygun yapabilmek için, hesabından para çekebilmek için. Ya da başka türlü yok. Ya da retina taraması, işte bu bazı telefonlara geldi, işte Face ID'di bilmem neydi. Büyük tartışmalar ve büyük şirketler bunlarla biliyorsunuz milyarlarca dolar tazminat ödedi. Ve Avrupa Birliği buna ilişkin bazı regülasyonlar yapmak zorunda kaldı. Ama tabii büyük şirketlerin şöyle de bir iddiası var. Diyor ki ben sadece o bilgiyi alette taşıyorum diyor. Üçüncü partiye ya da dışarı bir satmıyorum bunu diyor. Tabii ya biz bunu iyi niyet olarak inşallah böyledir diyoruz tabii. Bilemeyiz ne olduğunu. Çünkü neden bilemeyiz? Hemen sunumdan sonra lütfen test yapın. Mesela pizza deyin. Bakın telefonunuza bir pizza mesajı gelecek. Bilmem işte XYZ şirketinde bak göreceksiniz. Ya da Google'ı açtığınızda göreceksiniz ki işte en yakın pizzacılar listelenmeye başlamış. Bunu nasıl yapıyor sanıyorsunuz? Çünkü telefon sizi dinliyor. Alın size kişisel veri. Ama diyor ki mesela telefon şirketi ve yazılım, sen beni kullanmakla onay verdin zaten diyor. İcazetin var, geçmiş olsun. Derken siber suçlar ne yaptı? Pek çok problematiği karşımıza çıkardı. Örneğin kişi bakımından uygulanma. Latincesiyle ratio personae diye olarak geçen ve ceza hukukuna da yerleşmiş. Neydi? Aslında ceza hukuku ne yapıyor? Kişiyi, yani vatandaşı takip ediyor değil mi? Ama şimdi burada vatandaş hangi vatandaş? Mesela suç diyelim, Amerika'da işlendi görünüp sanal serverlarla belki Pekin'de işleniyor. Şimdi burada siz kişiye bağlarsanız ve suçu işleyen kişiyi mesela Fransız olduğunu düşünün, kim yargılayacak? Alın size ortada, ki son dönemde biliyorsunuz bu Kaşıkçı cinayetiyle beraber pek çok problemler ortaya çıktı ki uluslararası hukukta çok tehlikelidir onlar. Çünkü mülkilik kendi yargı yetkisini devlet hiçbir zaman vermek istemez. Pek çok problematiği de beraberinde getiriyor. Aynı şey yer bakımından uygulanma. Sınırı aşan suçlar dedim ya, fiziksel ortam düşünmeyin. Nerede olduğu belli değil suçun. Kime göre işleteceksiniz? Mesela bir Türk suç işledi, çocuk pornosunu, ama Amerikan serverları üzerinden oraya yükledi. Ve soruşturmayı diyelim İngiltere yapıyor. Büyük bir kaos. Yine suçta ve cezada şahsilik bağlamında beğenenler. Mesela biri bir diyelim Cumhurbaşkanı'na hakaret etti. Siz de tuttunuz bunu, retweet yaptınız. Kendi şeyinizde, Twitter hesabınızda paylaştınız. Ya da biri Facebook'ta yaptı. Beğendiniz, artı bir de beğenmekle kalmayıp böyle alkış emojisi koydunuz. Hemen hakkınızda bir soruşturma geliyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Ondan sonra geliyorsunuz savcılığa, işiniz gücünüz yok. Diyorsunuz ki ya ben bunu görmedim, işte çocuğum basmış. Yani şey mi yok, bahane mi yok, kurtulma yok. Dolayısıyla burada beğenenlerin acaba o suçu işleyip işlemediğini, burada tabii sayın savcım da var, nasıl değerlendiriyor uygulama, onu çok iyi değerlendirmek lazım. Yani acaba ben beğenmekle onu paylaşan gibi, yani aslında burada bir... suç yayılıyor yani, dikkat ediyor musunuz? Bir faillik gibi durum da var, iştirak gibi durum da var. Var mı yok mu size bırakıyorum. Derken kesintisiz suç. Mesela biri size bir hakaret etti. İşte Özcan abi çok iyidir dedi mesela, hakaret içerikli. Özcan abi gördü onu. Diyelim ya da görmedi, paylaşmadı. Ama o Özcan abi çok iyidir lafını tuttu. Özcan abiyi çok seven başka biri kendi tweetinde paylaştı. Şimdi suç burada yenileniyor mu? Belki zaman aşımı 10 yıl sonra paylaştı. Bir burada bir mütemadilik var mı? Yani kesintisiz suçluk var mı? Bu ceza hukuku teorisi açısından düşünülmesi gereken bana kalırsa çok büyük bir problem. Yani her şeyi bunun içine attık. O paylaştı. Zaman aşımı o zaman anlamı kalmaz. Zaman aşımının anlamlı kılınabilmesi için suçun nerede kesildiğini belirtmek her zaman çok önem arz ediyor. Yine cezanın eğer son çare oluşu diyorsanız ifade özgürlüğüne büyük önem vermeniz lazım ki çocuklar hakkında özellikle birazdan değineceğim suçlarda çok önem arz ediyor. Ve yine hani şey vardır ya, özgürlük mü güvenlik mi, özgürlük mü sansür mü sorunu var. Mesela hemen bir örnek, önümüze gelen bir vakada ilgili ilk derece mahkemesi bize başvurdu ve Amerikan makamlarıyla yazışma yapın dedi. Ve WhatsApp'a yazı yazıyor bakın şimdi. Bilmem işte Asliye nokta nokta ceza mahkemesi. Cevap geldi şeyden, Amerika'dan. Dedi ki bu suç bir kere bizde ifade özgürlüğü kapsamında.
Artı dedi, WhatsApp'ın içeriklerini biz sizin mahkemenize Türkiye'ye sunamayız dedi. Direkt red yedik. Tabii soruşturmanın akabeti ne oldu bilmiyoruz. Biz sadece çevirmenliğini yaptığımız için. Yani bakın, suçun bir algılanışı var. Yani ben de ceza değil bu, sen bana yargılayamazsın diyor vatandaşımı diyor. Hatta o Türk bile olsa Amerika'da yaşayan yargılayamazsın diye reddetti. Bir de WhatsApp'ın kendi iç ilişkisi var. Hani diyor ya, birine mesaj attığınız zaman özellikle ilk defa ne diyor? Mesajlar arasında şifrelenmiştir. Mesela çok önemli bir soru, şunu sormanız lazım özellikle kıymetli meslektaşlarım. Onun hani ekran görüntüsünü aldırıp delil olarak sunuyoruz ya, çoğu zaman da mahkeme bunu kabul ediyor. Bence orada özel hayatın gizliliğinde ihlal var. Çünkü WhatsApp size o izni vermiyor, dikkat edin. Ben diyor A ile B şahsı arasındaki konuşmayı şifrelerim ve bunu açamaz üçüncü kişi diyor. Ama siz mesela diyelim yönlendirdiniz müvekkilinizi, çek ekranı dedi. E tabi yapacak başka da bir şey yok delil oluşturabilmek için. Ama WhatsApp size bu izni vermiyor ve bence anayasaya aykırı bir durum. Ve tabi derinlemesine giderseniz hukuka aykırı delil, yasak meyvenin işte neydi? Zehirli meyvenin meyvesi de zehirli olur muhabbetleri derken. Aynen RSN araştırma ilkesi ve erişim kısıtı. Mesela erişim kısıtı veriyor. Bu da çok büyük bir şey ifade özgürlüğü karşısında. Özellikle mesela bu YouTube olaylarında. YouTube'u mu engelleyeceğiz biz? Yoksa ilgili şeyi mi? Mesela videoyu, hakaret içeren videoyu mu? Ki ilgili videoyu engelleyebilmek zor sanal ortamda. Çünkü siz bir ana menşeden kaynaklanan tali bir olayı engelleyebilmeniz için bayağı bir teknolojik açıdan ve ya Google'dan ya da işte YouTube'dan belli başlı izinleri almanız lazım ki hiçbir zaman vermiyorlar bunlar. Yine delillerin gerçekliği, bu görüyorsunuz deepfake diyor, deniyor ya literatürde. Mesela benim profilden bir fotoğrafımı alıyor yapay zeka, onu kendi yapay zeka ile üç boyutlu hale getiriyor ve benim birkaç tane cümlemi de alıp benim söylemediğim cümleler söylemeye başlıyor. Birkaç tane oldu özellikle neydi o görevimiz tehlikedeki? Aktör neyse aklıma gelmedi şu an. Söylemediği şeyleri söylettirirler. Eğer siz bunun farkına varamazsanız ileride düşünün. Müthiş bir suç. Mesela hakkınızda acayip şeyler söyletebilirler. Görüntünüz o, seçmeniz mümkün değil. Ancak dijital olarak o dökülüp de ya bu sahte diyecek uzmanlar ki öyle çözebilirsiniz. Dünya çok farklı bir yere gidiyor. Ve artık adalet gördüğünüz gibi dijitalleşmeye başladı ve yeni kavramlar beraberinde yeni suçları da getirdi. Mesela ben şunu söylüyorum. Burada tabii Ankara Hukuk'ta beraberdik. Kıymetli meslektaşım Gökçen Hoca'ya da burada atıf yapmak istiyorum. Dedi ya eski köye yeni adet diye. Olay öyle değil aslında. Daha girift hale geldi. Dünün güneşiyle bugünü çamaşırı kurutulmaz derler. Güneş artık dünkü güneş değil ki. Artı bugünkü çamaşır zaten dünküyle aynı değil. Yani siz ne demeye çalışıyorsunuz yani? Hani Google diyor ya ne demek istiyorsun? Mesela Google'a yazın indiğin diye üç tane seçenek çıkar İngilizcesinde. Hintli mi demek istiyorsun? Hindistan mı demek istiyorsun? Yoksa diyor Kızılderili mi demek istiyorsun? Yani bir anlam farklılığı var. Hani dedim ya bir eksik var. Birbirimizi anlayamıyoruz burada. Suçlardan bir tanesi yavaş yavaş zaten geldi bu. Çocukları özellikle 10 yaş altı çocuğu olanlar lütfen takibatınızı iyi yapın. Çünkü değişik bir yere gidiyor. Siber zorbalık, cyber bullying diye geçiyor ya da e-mobbing. Ne diyor? Bilgi ve iletişim teknoloji kullanarak aslında bildiğimiz bir şey ama ortam değiştiği için iftira, dedikodu, taciz, tehdit, dışlanma ve rencide amaçlı pek çok davranış siber zorbalık olarak karşımıza çıkıyor ve güzel bir aslında karikatür yapmış. Bakın ne yapıyor? Hakaret ediyor, küçümseme yapıyor, aşağılama yapıyor ve bunu dikkat edin özellikle gençler yapıyor, ergenler yapıyor. Kendince oyun sanıyorlar bunu. Buna ilişkin bir davamız vardı. Mesela kız diyor ki, evet diyor ben paylaştım diyor, onun diyor üstsüz görüntüsünü diyor. Hatta nereye atmış arkadaşlar? Kendi arkadaş grubuna atmış WhatsApp. Yani 50-100 kişi var orada üstsüz bir görüntü. Yine bir kızın görüntüsü. Diyor ki o benim eski erkek arkadaşımın sonradan yeni kız arkadaşı olduğu için ben ondan intikam aldım. Evet bilerek yaptım dedi mahkemede. Ben şimdi gözüne bakıyorum. Bari bilerek deme diye. Ama bilerek diyor ama farkında değil olayın. Oyun sanıyor. Oyun oynadım ben ona diyor. Bir nevi siber zorbalık yaparak onu ben dövdüm diyor dijital olarak diyor ama farkında değil. Biliyorsunuz üsteslenlik az bir suç değil. Çok ağır suçlarla karşı karşıya ve yargılanması devam ediyor hala. İkinci bir suç yemleme, phishing.
bir nevi e-dolandırıcılık. Yani dolandırıcının artık bilgisayarla yapılması. Tabii basit olarak şunu düşünmeyin, işte kredi kartı dolandırıcılığı, kopyalanması çok değişti artık bunlar. Mesela sizin cep telefonlarınızı kopyalıyorlar, e-mailinizi kopyalıyorlar, hakkınızda şirket açıyorlar. Sonra mesela terörle bağlantılı çıkıyor bu şirket. Sonra siz temizleyin, temizleyebildiğiniz kadar. Yani özellikle hackerların, yani bilgisayar korsanları, özellikle parola, kimlik bilgisi. Birkaç gün önce hatırlarsınız, bir e-devlete ilişkin bir girişim olduğunu söylediler. Bilişim Teknoloji Kurumu muhtemelen buna ilişkin açıklama yaptı ama işin durumu nedir bilmiyoruz. İşte evet öyle dedi ama öyle dedi yani. Bilemiyorum. Yani nasıl diyeyim, verify etme şansı, yani bir onaylama şansı yok. Bilemiyoruz. İnşallah öyle bir şey yoktur. Çünkü çılgın şeyler var orada, bilgiler. Yine sanal taciz, cyber grooming. Yine bu sefer internet üzerinden, bakın, çocuğu kandırıyor. Aslında tabiri caizse sapık bir adam. Çocuğa bakın, gençmiş gibi onun bilgisayarına hatta uzanıp derken manipüle ederek çocuğu her türlü şey yaptırabiliyor. İşte bana üstsüz görüntünü gönder diyor, bilmem şunu gönder diyor, bu para gönder diyor falan. Belli başlı şeyler çıkıyor. Ve en çok karşılaştıklarımızdan biri sexting diye olarak geçen, işte İngilizce'deki sex ve texting, yani cinsel içerikli mesajlaşma olarak adlandırabileceğimiz bir mesaj. Ve bunu yine gençler çok fazla yapıyor. Özellikle de WhatsApp grupları içerisinde. Yine hatta Snapchat gibi uygulamaların yaygınlaşmasıyla beraber gençlerin buna çok fazla. Hatta bakın, bir istatistik, 13 ile 16 yaşındaki kız çocuklarının %11'i kendilerini çıplak ya da yarı çıplak fotoğraflarını internet aracılığıyla paylaşıyor. Artık farklı sahipler var. İşte cesaret var, kendini kanıtlama var, işte ben büyüdüm gibi şeyler var ya da karşı tarafa kendini beğendirme gibi hususlar söylüyorsunuz. Bu tabii ki kız çocuklar için değil, aynı şey erkek çocukları için de var. Ve bu gönderilerin, bakın, sevgilisi ya da hoşlandığı kişinin baskısıyla paylaştığı %61'i, çok ilginç şeyler var, tespitler ve içerikler. Yine daha biraz özeli, sextortion olarak karşımıza çıkan İngilizcesiyle cinsel içerikli e-şantaj. Burada da ne yapıyor? Bu fotoğrafları artık bir bağımlı haline getirerek, yani işte annene söylerim, babana söylerim, erkek arkadaşına, kız arkadaşına söylerim diyerek. Yani gerçekten çok berbat bir durum bu. Çünkü kişiye artık o istismarı yapana, bir nevi bu artık istismardır biliyorsunuz, ona bir bağlantı sağlıyor ve işin içinden çıkılamayan bir sirkülasyon haline, fasit daire haline geliyor ve hatta sonunda ilerleyen süreçlerde maalesef intihar vakaları söz konusu oluyor. Çünkü artık çocuk kendini çıkartamıyor bu sistemden. Tehdit içerikli, ne annesine ne babasına, bazen arkadaşlarına dahi söyleyemiyor. Bazen arkadaşına söylediği rehber, öğretmen bağlamında ortaya çıkartılıyor. Derken derin bir konu, bazen kapalı kalıp işte böyle Allah korusun intiharla sonuçlanabiliyor. Ve bakın, bir araştırma, 16 yaşında küçük kızların neredeyse 2/3'ü sextortion mağdur olduğunu söylemiş. Tabii buna ilişkin önlemler nedir? Şu an süreden çalmamak için söylemek istemiyorum. Literatürde benim TikToksik olarak adlandırdığım bir şey var. Yani TikTok ve toksik, yani zehir kelimesini birleştirdiğim. Bu da ne? Mesela şu örnek çok ilginç. Bir tane TikTok kullanıcısını izliyor. Bu böyle cama böyle bir şey yapıyor, işte yakıyor falan. Aynısını yapayım derken bakın ne hale gelmiş. Aynı şeyi cinsel içerikli bağlamda da yapıyorlar. Dikkat edin, videolar kısa olmasına rağmen çok fazla şekilde aslında cinsel içerikle karşı karşıya kaldığımızı ortaya çıkartıyor. Şöyle bir kavram var, belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Yankı odası diye Türkçeleştirebileceğimiz, echo chamber. Bu da aslında bizim de karşılaştığımız bir şey. Nedir o? Mesela ben sanal ortamda kendi bildiklerimi, kendi sevdiklerimi, kim onlar? Benim arkadaşlarım değil mi? Arkadaş çevremde aslında benim gibi düşünenler. Dolayısıyla bir yine böyle bir sirkülasyona giriyorsunuz bakın. Hep aynı görüşler, hep aynı şeyler ve genellikle siyasi bağlamda bunlar arkadaş çıkıyor. Ama çocuksal bağlamda özellikle cinsel içerikli, mesela Twitter ve Facebook'ta arkadaş arkadaşı ekliyor. İşte beni ekle, ben de seni ekleyeyim derken bu gruba çekilebiliyor. Ve burada pek çok cinsel istismar vakalarının yaşandığı karşımıza çıkıyor. Bir de siber dilencilikten bahsetmek istiyorum. Yine cyber begging olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında klasik dilencinin internet ortamına yayılması. İşte mesela bir görüntü paylaşıyor, sizin duygularınızı ele geçirmeye çalışıyor. Saf duygularını, özellikle çocukların. Mesela işte diyor ki, ben bir diyelim hastalığım var, çocuğum hasta, bana bir para verir misin? Çok ilginç bir şekilde az az da olsa çocukların
çok büyük meblağlarda sömürüldüğünü görüyoruz. Diğer bir husus dark web, internetin arka sokağı. Dark web de çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Deep web olarak da karşımıza çıkıyor. Normal internetin bir arka planı, arka sokağı ve artık kuralların olmadığı ve meşru ilişkilerin ya da iletişimin olmadığı bir ortamdan ifade edebiliriz. Ve bunu şöyle sanmayın, sadece burada korsanlar var, hackerlar var. Hayır, bilim adamları, katiller, uyuşturucu tüccarları, fizikçiler, politik aktivistler. Yani burada hani normal olarak işte okumuş adam yapmaz dersiniz ya, ilginç tipler var burada. Hatta çocuk pornografisinden tutun, nasıl ölünür gibi, hatta yani böyle kişisel bilgileri falan geçiyorum. Çok değişik şeylerin paylaşıldığı bir... Efendim? Yani çok ilginç şeyler var bu dark web'te. Ve tabii en büyük sorunlarımızdan biri pedofili zaten. Bu tabii internet üzerinden de artık işlenmeye başlandı. Ve İnternet İzleme Vakfı'nın karantina süresince, özellikle bu pandemi döneminde... bu tür vakaların özellikle de pedofili açısından çok fazla arttığına ilişkin bizim şeyimiz var. Hemen hızlanıyorum. Ve bakın, veriye bakın. 8.8 milyon girişim engelledi ve aynı dönemde çocuklar hakkında cinsel fantaziler için yardım arayanların sayısı 2 kat arttı. Bunlar normal şeyler değil. Ve pandemi dönemi bunu daha da arttırdı. Hani evlere kapandık ya, herkes böyle internete açıldı, sosyalleşmek amaçlı. Büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir tehlike, bu da yeni yeni. Lütfen çocuklarınızın nereye girdiğini takip edin sayın ebeveynler. Çizgi roman adı altında webtoon olarak geçiyor ve Korelilerin ortaya çıkardığı bir şey bu. Bakın şuraya bakın. Mesela diyor ki şurada, senin amacın ne diyor. O da diyor ki ne demek istiyorsun? Yani şunu demeye çalışıyorum diyor. Sonunda onunla birlikte olacak mısın diyor. Böyle yavaş yavaş çocuğun beynine aslında bir cinsel istismar vakasının enjekte edildiğini görebiliyoruz. Yani masum şeyler değil ki, masum olmadıkları aslında dijital oyun sektöründe karşımıza zaten doğrudan doğruya çıkıyor. Dijital oyun sektöründe tabii bazı regülasyonlar da var. Bakın bunları hepiniz görmüşsünüzdür. Bunlar istemsiz olarak reklamlarda çıkan şeyler ve çocuk bunu gördüğü zaman algılayamıyor. Ve şu an bunları zaten engelleyebileceğimiz şey de yok. O yüzden yapay zekaya başvurmak zorunluluğu ileride zorunluluğa karşımıza çıkacak. Çünkü yapay zeka mesela şu görüntüye bakıyor, bunu engelleyebiliyor. Ama bu görüntünün o kadar çok varyasyonu var ki. Birini engellersin, ikincisini engellersin, üçüncüyü engelleyebilmek için bu tür resimleri yorumlayıcı yapay zekayı yapmaya başladılar. Özellikle Avrupa Birliği açısından. Ve bakın şu görüntülere bakın. Masum gibi görünen ve özellikle 18 yaş altındaki çocuklara cinselliğin şey yapıldığı, empoze edildiği, vurgulandığı ve burada sosyologlar vardır muhtemelen aramızda, biliyorsunuz ergenlik yaşı nasıl diyeyim düştü. Mesela eskiden 14-15 iken şimdi ne oldu? 11-12 oldu. Tabii bunun pek çok nedeni var, işte küresel ısınmaydı, şuydu buydu falan filandı. Ama bunlar da karşımıza çıkıyor. Çünkü siz bir şeyi ne kadar tetiklerseniz o ortaya çıkar. Ve bir baş belası, mavi balina, sanal ölüm tuzağı. Nasıl oynanıyor? Tabii bunu size biraz açıklamam gerekiyor. 50 tane talimat var. Kurucusu da bir Rus, Filip Budaykin diye, 21 yaşında. Ve 2016'da tutuklanmasına rağmen bakın 3 yıl hapis cezası almış intihara yönlendirmeden. Ve kendi açıklamasında ne diyor biliyor musunuz bu öldürdüğü kişilere? Temizlik yaptım diyor, sosyal temizlik. Ondan ölmesi gerekiyordu diyor yani. 50 tane emir 50 günde veriliyor ve çok vahşi emirler var, işte kolunu kes, bacağını kes falan. Zaten en sonunda artık özellikle 18 yaş altındaki kişiler diyor ki kendini öldür diyor. Kurtuluş bu diyor. Çocuk zaten kafa gitmiş. Bazılarının, intihardan vazgeçilenlerin kafası gerçekten psikoloji yerinde değil. Ve Allah korusun sonuç bu. Tabii çocuklara ilişkin bazı regülasyonlar var. PG, esas... ASRB olarak mesela diyor ki 12 yaş ve üzeri. Tabii bunlar aldatıcı. Lütfen ebeveyn olarak oyun alırken oyunun içeriğine dikkat edin. Böyle bir standart var. İşte diyor ki ergenler için, erişkinler için ve sadece yetişkinler için gibi bazı şeyler var. Ama sizin kontrolünüz her zaman önemli. Peki daha ötede ne var? Özcan abi, ne olabilir? Bilişimin de artık bir ötesine geliyoruz. Metaverse. İşte bunların artık sanal olarak dokunulabildiğini düşünün ki ona çalışıyorlar. Özellikle Facebook ve diğer büyük şirketler. Yani ben artık mesela bir parfüm dükkanına gitmeyeceğim. Parfümü ben koklayabileceğim. Bu teknoloji geliyor. Veya ben işte İrlanda'daki bilmem ne kömür şirketiyle anlaşmak için bir eldiven giyeceğim. El sıkışacağım.
Bunlar yapıldı biliyorsunuz. Şu an prototip olarak deneniyor. Ama kokuda biraz sorun var. Hepsini aktarılabilmiş değil. Ve bunu daha da ileri olduğunu düşünün ve aynı şeyleri tüm çocuklar açısından bunlardan yapıldığını düşünün. Mesela bir eldiven giyiyor. Yani çok kötü bir örnek ama mesela çocuğu okşuyor, cinsel istismar yapıyor, işte taciz ediyor, bilmem ne yapıyor. Yani ben artık sözü de geçtim ve bu metaverse dediğimiz şey fiziksel bir, sanal ortamın fiziksel bir tatmini. Yani size dokunma hissi veriyor mesela. Ki bazı araştırmalar biliyorsunuz ineklere böyle VR gözlük takıyorlar. İnek 5 litre süt verirken böyle kendini yeşillikte işte çok güzel otlar yerken izletmişler. İnek 12,5 litre süt vermiş ya. Şaka gibi. Kendini orada sanıyor. Böyle bir dünyaya gidiyoruz ve ben böyle bir konuda böyle bir dünyaya giderken ve yarın biliyorsunuz 23 Nisan ve Atatürk'ün de ben şehrindeyim diyorum. Bakın ne demiş çocuklar hakkında. Çok büyük önem vermiş ve ilk defa zaten çocuklara ilişkin bir bayram demiş. Ne diyor? Her türlü ihmal ve istismardan korunmalı. Çocuklar, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdırlar demiş. Bakın ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ki çocuklar zaten geleceğimizdir diyor bir başka lafında. Dolayısıyla şunu tabii salık vereceğim. Günümüzde bazı şeyleri takip etmek çok zor. Özellikle ebeveynler açısından. Onları korum. Mesela ben bazen çocukları çok severim ama bazen çocuk böyle yapmaktan imtina ediyorum. Çünkü annesi babasından çekiniyorum bir. Artı bir şey mi derler diye. Yani öyle bir döneme girdik ki. Eskiden biz öyle miydik değildik. İşte çok farklı bir duruma geldik. Bugün yani bu hareketinizle bile bir istismar davasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden bunları çok iyi irdelemek lazım. Ve sunumumu bu şekilde ben bitiriyorum. Umarım fazla da uzatmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan'ınızı da şimdiden kutluyorum. Cengiz Bey, sizi alalım. Soru almayacağım arkadaşlar. Çünkü İngiltere'de de bekliyorlar. Orayla da bağlantı yapacağız. Cengiz Bey'in sunumundan sonra zamanımız hiç kalmadı. Soru almayacağım. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle Barolar Birliği'ne teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ayşenur Hanım'a. Burada olmak güzel ama saat itibariyle herkes çok yorgun görünüyor. O yüzden sizi sıkmayacağım, çok uzatmayacağım. Bizim ceza hukuk bilinci projesi var. Bunlar işte ceza hukuk bilinci, onarıcı adalet ve rehabilite edici adalet. Şimdi arkadaşlar, hukuk toplumun oksijeni, hukuk olmazsa toplum yaşayamaz, gelişemez. Bireysel ve toplumsal gelişme ancak hukukla olabilir. Bizim de hukuku topluma yaymamız gerekiyor. O yüzden ortaokulda hukuk ve adalet bilinci, liselerde ceza bilincinin müfredata girmesi gerekiyor. Ve burada özellikle avukatlara çok iş düşüyor. Avukatların sözleşmeli öğretmen olarak hukuku öğrencilere öğretmesi gerekiyor. Şimdi bunun bir altyapısı biraz hazırlandı. 6 ve 7. sınıflarda hukuk ve adalet dersi diye bir ders var. Ama çok seçimlik bir ders, çok tercih edilen bir ders değil. Çünkü bu dersi kim verecek yönünde bir problem var. Bu derslerin zorunlu ders haline getirilmesi lazım arkadaşlar. Bizim özellikle yani 3 boyutta bakmamız lazım olaya. Şimdi önce çocukları niçin önemli? Çünkü çocuklar zaten 18 doldurunca yetişkin hale geliyorlar. Ve 80-90 yaşına kadar çocukken aldıkları eğitim onları bir suçun faili ya da mağdur olmaktan koruyabiliyor. Mesela niçin hukukçular daha suç işliyor? Çünkü çok vicdanlı olmalarının ötesinde hukukçular öngörebilme yetenekleri artıyor. Yani hangi eylem suç, cezaları neler, o eylemi gerçekleştirirsem benim başıma ne gelir? Bu yönde bir farkındalıkları var. Ama çok çok iyi eğitim almış olan insanlar var. Mesela işte bilgisayar mühendisleri, doktorlar. Biz eğitimlerde soruyoruz onlara, yani 100 tane doktora uyuşturucu içmenin suç olduğunu düşünenler el kaldırabilir mi şeklinde. %10'u ancak kaldırabiliyor. Yani bir
doktor uyuşturucu içmenin suç olduğunu bilmiyor. Ama aslında bilmesi gerekiyor. Çünkü bilmediği şeyi yapar. Yapabilir. Bizde TCK 4 kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bu çok kolay bir şey. Yani kanunu bilmemek mazeret sayılmaz diyoruz ama kanunu öğretmek gibi bir çabamız yok. Oysa öğretmemiz lazım kanunu. Çünkü öğretirsek kanunu bilmemek mazeretin arkasına sığınabiliriz ama bunu öğretmiyoruz. Bunun işte fakültelerde, hukuk fakültelerinde belli işte modüller var, belli eğitimler var. Bu eğitimlerde de mesela ceza hukuku çok iyi öğretilmiyor. Ceza özelden 8-10 suç tipi öğretiliyor arkadaşlar. Oysa işte 300 küsur suç tipi var. Sonra teorik tartışmalarla öğrencileri boğuyorlar. Ben soruyorum fakülte mezunu, hukuk fakültesi mezunlarına suçun tanımını yapabilir misiniz? Yapabilecek biri var mı? Fakülteyi bitirip suçun tanımını yapamayan yüzlerce, binlerce hukuk fakültesi mezunu var. Bizim özellikle eğitimi ve uygulamayı basitleştirmemiz lazım. Bir de yaşayan ceza hukukunu geliştirmemiz gerekiyor. Burada özellikle ya ben Barolar Birliği'ne buradan sesleniyorum. Türkiye'deki tüm baroların bulundukları il ilçelerde, ortaokulda, liselerde seminerler vermesini öneriyorum. Bunun bir ihtiyaç olduğunu bizim halka anlatmamız lazım. Onların siyasileri sıkıştırması lazım. Yani böyle bir ihtiyaç var. Şu anda yani yılda %30-35 suç oranı artıyor. Siz yılda %30-35 hakim, savcı, katip, işte ceza infaz koruma memuru arttıramazsınız. Suç oranını azaltmanız lazım. Ben işte 32 yıllık savcıyım. Şunu gözlemledim. Eğitim düzeyi düşük olanlar çok suç işliyor. Eğitim düzeyini yükseltebilirsek suç oranını azaltabiliriz. Şimdi mesela işte şu anda uzlaşma servisiyim. Ben onarıcı adalet çok popüler. İşte 2005'te ceza adalet sistemimize girdi ama çok başarısızdık biz uzlaşmada. Yılda 5000-7000 dosya uzlaşmayla sonuçlanıyordu. Ama 2016'daki yasal düzenleme, 2017'deki yönetmelik düzenlemesiyle uzlaşmada müthiş bir ivme yakaladık. Türkiye dünyada uzlaşmada birinci arkadaşlar. Ve biz uzlaşmadaki pratiğimizi İngilizce, Fransızca, Almanca'ya çevirip dünyaya anlatacağız. Şimdi her ülkenin kendi özel koşulları var. Ekonomik durumu, sosyo-kültürel durumu, bizim kendi özel durumlarımıza ilişkin bir değerlendirme yapıp önce halkı hukuka hazırlamamız gerekiyor. Hukuk devleti olmanın yolu hukuk sağduyusunu geliştirmekten geçiyor. Eğer siz hukuk sağduyusunu geliştirmemişseniz orada cezalar amaçlanan fonksiyonlarını yerine getiremezler. Bir de bazen zamana da ihtiyaç var. Mesela mağdurun vekili olduğunuzdaki mağdur 18 yaşın altında avukat olarak duruşunuzla SSÇ'nin müdafisi olduğunuzdaki duruşunuz çok farklı olmak zorunda. Siz mağdurun vekili olarak ya işte SSÇ çocuk çok ceza almasın dediğinizde ailesi sizi azledecek. Oysa sizin aslında o aileyi biraz hazırlamanız lazım. Sonuçta o bir çocuk. Ve 18 yaşın altındaki herkes ya bence masum. Şimdi suça sürüklenen çocuk kavramı eleştirildi ama ben hiçbir şekilde katılmıyorum. Gerçekten sürükleniyorlar. Ya bazıları suçun içinde doğuyor. Mesela göç mağduru çocuklar var. İşte ailesi ayrılmış çocuklar var. Sosyoekonomik olarak gelişmemiş ailelerin çocukları var. Eğitime ulaşamamış çocuklar var. İşitme engelli çocuklar var. Bu çocuklar sürükleniyor. Bizim bu çocukları korumamız lazım. Önce önleyici ceza hukuku, sonra onarıcı adalet, sonra da rehabilite edici adaletle onları kazanmamız gerekiyor. Bunun için de tabii yasal düzenlemeler yapmamız lazım. Şimdi çocuklar önce mesela bizim hedef kitlemiz şu, öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler. Üç gruba eğitimler veriyoruz. Çünkü bunlar birbirlerinden etkileniyor. Çocuklar ayrımcılığı
kimden öğreniyor? Önce anne babadan. Sonra öğretmenlerinden öğreniyor. Mesela biz işte ben Polatlıyım. Burada çok rahat bir şekilde söyleyemiyorum ama tembeldik biz. İşte duvar tarafında oturuyorduk. Böyle biz tembeliz falan diye bizi dışlıyorlardı. Ya veya arkalarda oturuyoruz falan. Öğretmenle başlıyor ayrımcılık. Şimdi tembelsin ama belki ileride daha çalışkan olabileceksin. Öyle bir ihtimal var. O yüzden öğretmenleri çok iyi eğitmemiz lazım. Siyasetçilerin, eğitimcilerin ve özellikle ceza hukukçuların bu hukuk ve adalet bilinci, ceza hukuk bilinci projesine sahip çıkması gerekiyor. Şimdi bizim mesela ayrımcılık çok tehlikeli. Ötekileştirme çok tehlikeli. Şu anda bizim gündemimizde müthiş bir ötekileştirme var. Bundan adalet sistemini tıkıyorlar arkadaşlar. Örnekleyeyim, mesela farklı siyasi görüşlerden insanlar birbirlerine dijital ortamda hakaret ediyorlar ve bu uzlaşma kapsamında ve 1 milyonun üstünde dosya var. Bazı avukatlar tabii buradan korkunç paralar kazanıyor. Mesela Instagram'da ilan veren avukatlar var. İşte size hakaret ediliyorsa bize gelin şeklinde. Çok ciddi bir sıkıntı var. Ve hakaret edenlerin büyük bir kısmı, bakın, kıyma alacak parası yok. 5.000 lira, 7.000 lira para verip kredi çekip o uzlaşma bedelini ödüyorlar. Çünkü uzlaşması hakkında ceza davası açılacak. HGB bile verirse anlamsız bir şekilde vekalet ücreti var. Maddi manevi tazminat davası var. Şu anda bu bir sektör arkadaşlar. Yani ve bizim toplumu hangi ideolojiden olursa olsun zaten siyasi partiler bir yarış içinde arkadaşlar. Onlar ya doğaları gereği birileriyle bir yarış içinde ama hukuk ortak payda da toplumu birleştirmek zorunda. Bizim insanlara şunu belirtmemiz lazım. Farklı bir parti sevmiyorsan da o partiden birine hakaret etme hakkın yok. Ediyorlar, sürekli ediyorlar. Mesela bizim, ben Anadolu Adliyesi'ndeyim. Duruşmaya çıkmayan işte 7 savcıyız. Bize yılda 5.500-6.000 dosya geliyor. Bir de duruşmaya çıkan savcılara yarı oranda geliyor. İnanılmaz bir hakaret var şeydi. Dijital ortamda ve bunlar yargı sistemini anlamsız bir şekilde tıkıyorlar. Biz eğer halka öğretsek hakaretin suç olduğunu, bu eylemi gerçekleştirdiğinde ceza alacaklarını, bu kadar hakaret suçu olmayacak. Mesela bir kez hakaret suçundan soruşturma geçiren işte uzlaşma teklifi yapılıyor. Genelde bir skalaları var belli işte fenomenlerin. 7.000 lirayla 12.000 lira arası. Bu parayı ödeyen şüpheli bir daha dijital ortamda hakaret edemiyor. Bir nusibet belki bin nasihatten iyidir gibi gelebilir ama yazık, bunlar bizim insanlarımız. Bir de bizim gibi şanslı değiller. Bunların arasında hukuk mezunu ben hiç görmedim. Aldığımız hukuk eğitimi bizi bir suçun faili ya da mağduru olmaktan koruyor. O yüzden bizim hukuk eğitimini topluma yaymamız gerekiyor. Bunun için yani öncelikle benim şeyim şu, hedefim önleyici ceza hukuku, sonra onarıcı adalet. Şimdi ben slayta geçmeyeceğim, doğaçlama anlatacağım çünkü herkes çok yorgun görünüyor. Şimdi onarıcı adalette de uzlaşma gelişti. Kural olarak şikayete tabi suçlar uzlaşma kapsamında, istisnası cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlar şikayete tabi olsa da uzlaşma kapsamında değil. Bir de CMK 253'te katalog suçlar var. Bunlar şikayete tabi değil ama uzlaşma kapsamında. Nedir bunlar? Basit dolandırıcılık, basit hırsızlık, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması, sonra çocuk kaçırma ve alıkoymanın bir ve ikinci fıkraları. Bunlar şikayete tabi değil ama uzlaşma kapsamında. Şimdi biz bu suçları uzlaşma kapsamına aldığımızda, ben mesela 2005 yılında girmişti, o zaman İstanbul'da savcıydım yine. Uzlaşmaya çok ön yargılı baktım. Gerçekten çok ön yargılı baktım. Sonra yasal değişikliklerle uzlaşma anlam kazandı. Bizim yeni şeylere ihtiyacımız var. Yani yeni modellere. Ama uzlaşmayı suça sürüklenen çocuklarda yaparken
toplumu da buna hazırlamamız gerekiyor. Çünkü uzlaşma teklifi suça sürüklenen çocuğa ya da 18 yaşından küçük mağdura yapılmıyor. Yasal temsilcilerine yapılıyor. Biz çocuğun travma yaşamaması açısından soruşturmanın ya da yargılamanın bir sujesi olmaktan korumaya çalışıyoruz. Ama çocuk işte uzlaşma nedeniyle kıyok karar verildi. Çocuğa bizim bunu birinin anlatması gerekiyor. Bak bir eylem var, tamam suç olup olmadığı bir kesinleşik mahkeme kararı yok. Bu eylem nedeniyle bir soruşturma yapıldı. Eğer uzlaşma olmasaydı hakkında dava açılacaktı. Bunların anlatılması lazım. Mesela ben çocuk savcısıyken şimdi tutuklamaya sevk ediyorum çocuğu. SSC'nin müdafisi bana caniymişim gibi bakıyor. Oysa ben işimi yapıyorum. Ve biz özellikle çocuk savcıları, büyük oranda çocukları çok seviyoruz. Ama bizim işimizin bir gereği var. Çok meraklı değilim ben çocuğu tutuklama sevk etme ve bu bizim için travma. Özellikle cinsel suçlarda bir çocuğu tutuklama sevk etmek büyük bir travmadır. Çünkü yapılan yasal düzenlemeler çok ağır. Çocuklarla ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bunlar akran. O yüzden biz eğitimlerde özellikle erkek çocuklarına diyoruz ki bakın kızlardan uzak durun. Bir 15 yaşın altındaki kız elini tutmak istiyorsa, seni öpmek istiyorsa sakın izin verme. Kızın cinsel dokunulmazlığına saygı duy. Çünkü burada erkek, çocuklarda erkek gerçekten büyük sorunlar yaşıyor. Sadece erkek değil, ailesi de yıkılıyor. Ya bir anne geldi diyor ki beni tutuklamaya sevk edin diyor. Ağlıyor. Sadece çocuk değil gözaltına alınan, ailesi, kardeşi, üniversite imtihanına çalışan ablası, herkes, dayısı, bütün aile orada sizin kararınızı bekliyor. Ve siz sevk ettiğinizde de hakim tutukluyor. Bazı suç tiplerinde bir tutuklama karine şeklinde bir oluşum var. Yargı kültürümüz çok gelişmemiş durumda. Savcı sevk etmiş, tutuklamasam işte sıkıntılar olabilir şeklinde. Bizim bunu aşmamız için özellikle bu hukukçuların, yani bence hukukçu olmak bir duruştur. Yani avukat olmak bir meslektir ama hukukçu olmak bir hayata bakış açısıdır. Bizim katkı sunmamız lazım. Yani insanları mutlu edecek şeyler yapmamız lazım. Mesela bilişim suretiyle dolandırıcılık, bilişim suretiyle hırsızlık. Bunların uzlaşma kapsamına girmesi gerekiyor. Ama biz uzlaşmanın anlam ve sonuçlarını çocuğa anlatacak bir mekanizma üretmemiz lazım. Orada uzlaşmacı avukatların biraz yoğunlaşması gerekiyor. Avukatlar pek uzlaşmacı olmak istemiyorlar. Şöyle düşünüyorlar, ya ben hukuk mezunu olmayan biriyle aynı işi yapmak istemiyorum şeklinde. Ama size ihtiyacımız var. Ya bence uzlaştırmacı olmalısınız. Çünkü uzlaştırmacı olup bir de herkes uzlaştırmacı olamaz. Mesela uzlaştırmacının olan kişinin insanlara katlanabilmesi lazım. Arıyorsunuz, sizi dolandırıcı zannediyor, karşı tarafın avukatı zannediyor. Bir de insanların eğitim düzeyleri düşük olduğu için bizim uzlaştırmacı soruyor, diyor ki siz burada şüpheli olduğunuz iddia ediliyor, diyor ki şüpheli sensin, sen burada bir rant elde etmeye çalışıyorsun diyor. Çünkü adam hukuk bilmiyor, adliye çağırın diyorum ben onlara. Mesela işte Avrupa örneklerinde anlatılıyor, yüz yüze gelmek falan. Bir kere uzlaşmada yüz yüze gelmek zorunda değil insanlar, zaten yüz yüze geldiklerinde gerginlik katlanarak artıyor arkadaşlar. Uzlaşmada esas amaç mağdur odaklı, mağdurun zararını gidermek olsa bile suça sürüklenen çocuğu kişiliğinin örselememek. Bizim burada ama hukukçuların devreye girmesi, onu anlatması lazım. Şimdi suça sürüklenen çocuğu ben tutuklamaya sevk ettim. Çocuk tutuklanmadı. Çocuğa birinin şunu anlatması lazım. Bak sen beraat etmedin. Bu tutuksuz yargılanıyorsun. Ceza alabilirsin ve çocuğun eğitilmesi gerekiyor. Bu konuda da işte yasal düzenlemeler yapılıp barolara veya diğer işte STK'lara görevler verilmeli. Bizim bu çocukları önce önleyici hukuk, sonra onarıcı adalet, sonra da rehabilite edici adaletle tanıştırmamız lazım. Şimdi ben 6 milyonluk bir alanda çocuk savcısıydım.
Bizde sürekli suç işleyen çocuklar var. Yani çocuk artık suç işlemek zorunda arkadaşlar. Gerçekten sürükleniyor. O çocukların sayısı 30-40'ı geçmez. Ve bizim onları tutuklamak değil, gözlem altına alınmasını talep etmemiz lazım. Yasal düzenlemeler yapılmalı. Rehabilitasyon merkezleri kurulup o çocukların oralarda eğitilmesi lazım. Rehabilite edilmesi lazım. Yani çocuğu tutuklamak kesinlikle çözüm değil. Hatta çocuk tutuklandıktan sonra bir de mesela şimdi çocuğu kimse kale almıyor ama bir suç işlediği iddiasıyla hemen bir gözaltı, polis yanında avukat çağırıyorlar. Avukat geliyor diyor ki nedir olay? Onunla konuşuyor. Bakıyor aa işte güzel bir avukat, yakışıklı bir avukat falan. Onunla sevgi, şefkat gösteren biri. Sonra onun yanında savcının yanına geliyor. Savcı anlatıyor. Bakıyor ki aa suç işledikten sonra çok değerli bir hale geldim. Mesela bizim çocuk büroda görevli polisler fakülte mezunu. Onlar çocuklara nasihat ediyorlar. Bazen yemek ısmarlıyorlar. Çocukları önemsiyorlar. Bu çocuğun kazanılması lazım. Ve çocuğun yüzüne baktığında çok masumlar. İnanın o çocuklardan yani çok iyi insanlar çıkabilir. Bizim kadar şanslı değil onlar. Bizim onlara sahip çıkmamız lazım ve toplumu hazırlamamız lazım. Ben cinsel taciz suçu uzlaşma kapsamına alınsın dedim. Beni aforoz ettiler. Gerçekten. Ya bir çocuk cinsel taciz suçunu işleyebilir. Çocuğun bir gelişimi var, birinden hoşlanabilir. O bir kez çıkma teklif ettiğinde suç değil ama ısrar ettiğinde bunun suç olduğunu bilemez ki. Hormonal belli durumlar var, yaşı büyüyor, arkadaşlar, akranlarının sevgilisi var. Çocuk bir cinsel tacizde uzlaşmaya sokmadılar. Bunlar çok ciddi toplumsal sorunlar. Bizim, yani çok uzatmak istemiyorum ama hukuka sahip çıkmamız gerekiyor. Topluma sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için de özellikle avukatlara çok iş düşüyor. Bizim Ceza Hukuk Bilinci platformumuz var. İşte cezahukukbilinci.org web sitesi, YouTube kanallarımız falan var. Bizi eğer okursanız Ceza Hukuk Bilinci projesi, orada yaptıklarımızı, makalelerimizi, bizimle çalışmak isterseniz de bizi telefon numaralarımız var, mailimiz var. Birlikte bütün Türkiye'yi yayılalım, hukuku topluma yayalım. Çünkü hangi eylem suç, cezaları neler bunları bilse çocuklar ileride yetişkin olduğunda büyükler bu kadar suç işlemeyecek. Şimdi örnek diyelim içki içmek suç değil ama alkollü araç kullanmak suç. Bunu öğretmemiz lazım. Uyuşturucu bulundurmak, satmak suç. Hatta bedelsiz uyuşturucu vermek, uyuşturucu ticareti suçu, cezası 10 yıldan başlıyor. Bu sadece çocuklara özgü bir sıkıntı da değil. Çocuklar proje kapsamında ama kamu spotlarıyla ve insanların anlayacağı dilde onları eğitmemiz gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Süre kısıtlı olduğu için çok detaya giremedim. Ama web sitesini incelerseniz orada makaleler de var. Güzel bir gelecek istiyorsak çaba sarf edelim. Şimdi Avrupa'daki örnekleri gözümüzde çok büyütmeyelim. Çünkü farklı sosyoekonomik kültürel kodlara sahibiz. Daha iyisini yapabilir miyiz? Evet. Zeka seviyemiz daha yüksek mi? Mümkün. Daha çalışkan mıyız? Kesinlikle. Ama özellikle avukatların siyasete girmesi gerekiyor. Hangi partiden olursa olsun. Siyasette hukuku siyasetin ortak paydası haline getirip çünkü dönüşüm siyasetle eğitimle olacak. Bu konuda bizimle birlikte çalışacak herkese şimdiden saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Bağlantıyı İngiltere'de yapabildik mi acaba? Hocam Bey merhaba, duyuyorum ben sizi. Bilmiyorum sesimi alabiliyor musunuz ama? Hakan Hocam, evet sesinizi duyuyorum. Sesinizi duymak da gayet güzel. Direkt
Sözü size bırakıyorum ben. Yüksel Hocam'dan ikiniz artık söz sizde. Peki, çok teşekkürler. Şimdi Yüksel burada olmayacak. Çünkü bir önce ikimiz sunalım dedik, sonra onun bir başka sunumu vardı. Bir başka sempozyumda bir hafta sonra. Sonra benim üstüme bıraktı sunumu, ama programda ikimizin ismiyle beraber yayınlanmıştı. Sıkıntı yok, bugün sadece benim görmüş olacaksınız dolayısıyla. Öncelikle çok teşekkür ederim. Farkındayım, son sunum bugünün son sunumu. Dolayısıyla ben olabildiğince çok sınırlı tutmaya çalışacağım söyleyeceklerimi. Aslında bir önceki konuşmada Cengiz Bey'in söylediklerine paralel bir sunum olacak. Dolayısıyla ortak bir noktada buluşabileceğimizi düşünüyorum. Ben birkaç kere ekranımda bir şey paylaşacağım, görüntü paylaşacağım ama sanırım herhalde sıkıntı olmaz. Bir deneyeyim bakalım. Şöyle yaptığımda zannediyorum şu an bunu görebiliyorsunuz. Dur diye düşünüyorum. Bu İngilizce vaktim olmadı bütün şeyi çevirmeye ama şimdi Cengiz Bey de çok doğru bir şekilde aslında toplumsal koşullara dikkat çekti. Şimdi 2000 yılında Amerika'da da yayınlanan bir çalışmada Loeber ve Farrington bir liste yapmışlar. Çocuk suçluluğundaki risk faktörleri diye. Hepsini tek tek okumayacağım ama sadece şunu göstermek istedim. Bu faktörlerden sadece şu kadar ilk sağdaki kısım çocuğun kendisiyle ilişkili. Yani işte öfke kontrolü, şiddet eğilimi, hiperaktivite bazı durumlarda veya işte zeka, düşük zeka düzeyi ve benzeri gibi sorunlara dikkat çekiyor. Bunun dışındaki risk faktörlerine baktığınızda aslında aileden başlıyor, ailenin sosyoekonomik düzeyi, ebeveynlik becerileri, ailede ihmal, istismar, çocuk sayısından başlıyor, okulla devam ediyor. İşte okulda düşük akademik performans, yetersiz okul motivasyonu, eğitim motivasyonu devam ediyor. İşte arkadaş çevresinden bahsediyor. Ve son olarak da içinde yaşanılan küçük çevreden bahsediyor. Mahalle diyelim ona. Nerede yaşadığından bahsediyor. Dolayısıyla işte oradaki yoksulluk, dezavantajlılık, toplumsal kaynaklara ulaşım ve benzeri gibi. Dolayısıyla ben sonunda söyleyeceğim, başta söyleyerek aslında sunuma başlayayım. Çocuğun suça yönelmesi, çocuk koruma sisteminin diğer unsurlarından bağımsız olarak ele alınabilecek bir konu değil. Dolayısıyla ağırlıklı olarak toplumsal koşullara dikkat çekmemiz gerekiyor ve biraz da bu koşullar nereye evriliyor bugün, dünya nereye doğru gidiyor, Türkiye'de ne oluyor ve tüm bu sosyoekonomik koşullar, politik tartışmalar bizi nereye getiriyor? Biraz aslında onlara bakmak gerekiyor. Ben bu sene birkaç farklı yerde de sunum yaptım. O yüzden onlardan da yararlanarak sunuma devam edeceğim. Ağırlıklı olarak ne tartışılıyor çocuk korumada? İşte UNICEF'in raporları, Save the Children başta olmak üzere uluslararası sivil toplum örgütlerinin dünyada çocuklara, çocuk korumaya ilişkin tartışmalarında ne oluyor diye. Üç tane temel konu aslında son dönemde çokça tartışıldı. Buna bir de ruh sağlığını da ekledim. Ama ona bugün değinme imkanım yok. Bir tanesi gıda yoksulluğundan bahsetmemiz gerekiyor. Küresel ölçekte artan gıda fiyatları, işte enflasyon, son olarak Rusya-Ukrayna arasında çıkan silahlı çatışma, savaş, bütün bunlar gıda yoksulluğunu tetiklemiş görünüyor. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde. Birçok uluslararası rapor açıkça özellikle Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'nın bazı ülkelerinde yetersiz beslenmenin artık olağan bir sorun haline geleceğini, özellikle kırsal alanlarda çocuklar için söylüyor. Eğitime erişimi çokça konuştuk pandemiden bu yana ama bu sadece işte gelişen de az gelişmiş ülke örneklerinde değil. Amerika'da pandemide yaklaşık işte %14'e yakın oranda çocuğun düzenli olarak eğitime devam edemediğini biliyoruz. Çok sayıda rapor var. Türkiye'de de işte ERG'nin raporları o durumu önemli ölçüde aslında netleştirdi. Sağlık hizmetlerine erişim yine çok önemli. İşte İngiltere başta olmak üzere ortaya çıktı ki
dünyanın en gelişmiş ekonomilerinde, büyük ekonomilerinde sağlık hizmetleri o kadar kırılmış ki, kesintiye uğramış geçmiş 20 yılda, pandemiyle başa çıkamadılar. Ciddi oranda ek fon finansal kaynağa ihtiyaç duydular. Hala da bu sorun aslında çözülmüş değil. Bu tabii bir tercih aslında, bir sonuçtan öte. Dolayısıyla son birkaç yılda ne oldu diye bakarsak, gene çocuk yoksulluğu ciddi oranda arttı, küresel düzeyde %1 arttı düşünülüyor. Bu da 150 milyon yeni çocuğun artık çocuk yoksulluğu kapsamına girdiğini küresel ölçekte tahmin ediyoruz. Sadece 2021'de 17 milyon yeni çocuğun yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kaldı ek olarak diğerlerine. Yani bir yılda eklenen sayı bu. Yine küresel ölçekte tahmin ediliyor. Dünyada işte 50 milyon çocuğun pandemiden sonra eğitimi bırakıp çocuk işçi haline geldiği, çalışmaya başladığı söyleniyor. Türkiye'de 2 milyon gibi bir rakam var TÜİK'in tahminlerine göre. Bu sayının daha da yüksek olduğunu yine hem ben kendi çalışmalarımdan hem de diğer ilgili çalışmalardan biliyorum. Birçok başka örnek verebilirim ama işte yetersiz beslenme Türkiye'de son dönem gene çok çok Recording in progress. Sadece bir örnek verebilirim. Geçen günlerde Türkiye'de ulusal basına da yansımıştı. İşte sadece Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocuklarda yapılan araştırmalar yetersiz beslenme ve diğer sağlık sorunlarına bağlı olarak bodurluğu %5 oranında görüldüğünü söylüyor. Yine küresel ölçekte de 150 milyon çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Şimdi dolayısıyla bir çocuk suçluluğuna ve çocuk korumaya bağlayacağım ama öncelikli olarak bu neoliberal politikaların dünyada eşitsizliği giderek artırdığını ve artık aslında bir dönüm noktasına geldiğimizi söylemek gerekir. Bunu ulusal ve uluslararası sosyoekonomik politikalardan bağımsız tartışamayacağımız gerçeğini artık kabul etmemiz gerekiyor. Bunu uzun yıllardır sosyal bilimciler söylüyordu. Neoliberal ekonomik politikaların gittikçe uçurum yarattığını toplumsal sınıflar arasında yeni değil 20-25 yıldır söylüyorlardı. Fakat belki daha önemli olanı 2014'ten beri TÜSİAD söylüyor Türkiye'de. Gelir dağılma eşitsizliklerinin artık toplumsal huzuru tehdit edecek noktaya geldiğini. 2016'da halen IMF direktörü olan ismini unuttum, Lagarde mıydı acaba? O söylüyor ve ilginç bir söz söylüyor aslında. Diyor ki IMF, tam çevirisi şöyle, IMF neoliberal politikaların önemli bir eşitsizlik sorunu yarattığını düşünmeye başlıyor diye 2016'da bir cümlesi var. Dolayısıyla üzerinde inşa ettiğimiz o toplumsal yapılar, bizim içinde bulunduğumuz toplumsal yapılarda eşitsizlik çok artık kontrol edilebilir noktaları geçti. Bundan çocuklar da önemli ölçüde etkileniyor. Dolayısıyla bir önceki şeyi hatırlarsanız, risk faktörlerini, sosyal çevresel koşulların özellikle bazı çocuklar için son derece olumsuz olduğunu ve bunun işte yetersiz çocuk koruma politikalarıyla bir araya geldiğinde çocuğun suça yönelmesinin bir aslında sürpriz olmadığını söylemek gerekiyor. Bir önceki sunumda Sayın Savcı demişti yani bizim gibi şanslı değiller. Evet, aslında o şansın bir ötesinde orada bir sınıfsal gerçeklik var. Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Eğer yoksul bir mahallede bir toplulukta büyüdüyseniz, toplumsal kaynaklara yeterli erişiminiz yoksa, düzgün işleyen bir çocuk koruma sistemi yoksa, suçla tanışmanız aslında çok bir zaman almayacak. Şimdi bir şey daha paylaşmak isterim. Bu da bir gene Amerika'da yayınlanmış bir çalışma. Benim hoşuma gitmişti. Aynı çalışmadan, pardon, 3 tane göstereceğim. Bu bir önceki. Bir önceki şöyle. Evet. Bu da aslında temel olarak bir sürecin nasıl olduğunu gösteriyor erkek çocuklar açısından. Biz hani birdenbire çocuklar ciddi suçlara yönelmiyorlar. Adım 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 aslında en alttan başlarsanız işte bu otoriteyle, bu otorite aile olabilir, eğitimde, okuldaki otorite olabilir. Orada bir otoriteyle çatışma yaşıyorlar veya işte devamında belki okulda işte zorbalık da bulunuyorlar. Başkalarını rahatsız ediyorlar.
Aslında orada bir de o temel çizgi var. Hemen şu en altta gördüğünüz üçgenin en altında. Böyle ufak ufak bir takım sinyaller veriyorlar orada. Fakat işte çocuk koruma sistemi eğer düzgün bir biçimde çalışmıyorsa ve çocuğu orada fark etmiyorsa adım adım işte önce daha fiziksel işte kavga etme, çeteye katılma ve benzeri gibi bir üst aşamaya geçiyor. Ve daha sonra da gene eğer yeterli müdahale ve destek sağlanmazsa bir üste doğru geçiyor. Dolayısıyla Sayın Savcı'nın da bir önceki sunumda ifade ettiği gibi ağırlıklı olarak aslında bir grup çocuğu sürekli olarak Türkiye'de de araştırmaların benzer bir sonuç gösterdiğini biliyoruz. İngiltere'de de öyle. Tekrar eden suç davranışı gösterdiğini, sayılar belki çok yüksek olmasa da belli gruptaki çocukların sürekli çocuk adalet sisteminin karşısına çıktığını gene biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada aslında şimdi çocuk korumayla bunu bağlarsak bizim iyi işleyen bütünleşik bir çocuk koruma sistemine ihtiyacımız var ki özellikle bu çocukların suça yönelmesinde yönelmesini engellemekte başarılı olalım. Orada da işte İngilizce'de 5P diye çevirilen söylenen temel ilkeler var. Bütünleşik bir çocuk koruma sistemi nasıl olmalı diye. Tabii her şeyden önce önleme ama önleme kaynak olmadan olmuyor. Kaynak deyince de sadece aklımıza finansal kaynaklar gelmesin. Ben aynı zamanda profesyonel meslek elemanlarının sahada olması lazım. Denetlenebilir şeffaf bir çocuk koruma sisteminin olması lazım. Şimdi biraz sonra detayları söyleyeceğim ama yerel ve merkezi kamu kurumlarının bir arada çalışması gerekiyor. Ki bu önleme mekanizması düzgün bir biçimde çalışabilsin. Ama her şeyden önce bir önce yani benim ilk başta anlattığım rakamlara biraz şöyle tekrar göz atarsak sürekli olarak eşitsizlik yaratan bir sosyoekonomik sistem varsa öncelikle onun engellenmesi gerekiyor. Çünkü aksi takdirde biz sürekli bir biçimde belli grupları, belli nüfus gruplarını dezavantajlı hale getiren bir ekonomik sistemde yaşıyor oluruz. Aslında sürekli olarak da o sistemi, oradaki nüfusu, başta çocuklar olmak üzere sistem dışına itiyor oluruz. Dolayısıyla biraz oraya müdahale edilmesi gerekir ve ben önümüzdeki dönemde küresel ölçekte bir miktar daha fazla bizim refah devleti, sosyal devlet gibi kavramları daha sık duyacağımızı düşünüyorum. Mevcut geldiğimiz noktanın bizi bütün politikacıları biraz daha buraya yönlendireceğini düşünüyorum. Aynı pandeminin başında dünyanın en neoliberal hükümetlerinin Amerika başta olmak üzere işte bir sistemin çökmesini engellemek için kamu kaynaklarını özellikle alt ve orta gelir gruplarına dağıtmaları gibi. Biraz bizim önümüzdeki zorunluluk gibi duruyor. Aksi takdirde çünkü her neyse o içinde yaşadığımız sistem, o sistemi bir arada tutmak çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Bu önleme derken tekrar dediğim yerel ve merkezi bir mekanizmalar bir arada olmalı. Yeterli kaynak aktarılmalı. Bunun içinde işte yeterli insan gücü var, toplumsal kaynaklar var, eğitim sistemi bunun içinde gibi gibi. Yine bir sayfa görüntüyü paylaşayım. Çünkü çok güzel anlatıyordu orada çocukların temel ihtiyaçlarını ve aslında bir değerlendirme çerçevesi nasıl olmalı. İşte çocukların gelişimsel ihtiyaçları var. Şu sol tarafta gördüğünüz gibi bunlar sağlık, eğitim, duygusal davranışsal gelişme, kimlik, aile ve sosyal ilişkiler, sosyal sunum ve işte kendini koruma, kendine öz bakım becerileri gibi. İşte aileyle ve çevreyle ilgili bir takım değerlendirmeler var. İşte yaşanılan konutun özellikleri, gelir düzeyi, ailenin toplumla sosyal bütünleşmesi, içinde yaşanılan mahallede, kentte, ülkedeki toplumsal kaynaklar gibi. Biz eğer bu sistem, bu bütüncül bakışı çocuk koruma sisteminin içine yerleştiremezsek ne yazık ki sürekli olarak aslında çocukları bazen suça sürüklenen çocuklar haline getiriyoruz. Bazen başka sorunlarla yaşıyoruz ama genel anlamda toplumsal yapının bütününe bakıldığında ben orta ve uzun vadede bunun toplumsal barışı da
tehdit edici bir nokta olacağını düşünüyorum. O nedenle tek tek sorun olduktan sonra müdahale eden bir çocuk koruma anlayışı yerine toplumdaki ihtiyaçları zamanında görebilen ve bu ihtiyaçlar temelinde müdahale edebilen bir mekanizma bulunması gerekiyor. Şimdi o 5P'nin diğer kısımlarını da anlatabilirim. Birincisini söylemiştik, yerel ve merkezi sistem bir arada olmadı diye. Önleme çok önemli, bunu söyledik. Ortaklık, ortaklıkta da iki konu öne çıkıyor. Bir tanesi gerçekten farklı kurum kuruluşların bir arada çalışması. Bu yeni bir kavram değil. Türkiye'de de 2005 yılında çıkan çocuk koruma kanunuyla beraber aslında yasa açık bir biçimde farklı kamu kuruluşlarına sorumluluk ve yetki roller veriyor. Ama bunun geliştirilmesi gerekliliği de açık mevcut uygulamada. Ama bu ortaklığa bir unsur daha eklemek gerekiyor. O da aileyle kamunun ortaklığı. Çünkü özellikle çocuk korumada ve çocuğun suça sürüklenmesinde aileyi göz ardı eden, dışlayan bir yaklaşım orta ve uzun vadede gene başarısızlığa mahkum. Çünkü sadece çocuğa odaklandığımızda çocuğun suça sürüklenmesini veya çocuğun koruma ihtiyacını ortaya çıkaran gene o sosyal çevresel faktörleri göz ardı etmiş oluyoruz. Dolayısıyla aileleri nasıl değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz, nasıl onlara destek olabiliriz konusu da bu ortaklık kavramının içerisinde. Yani aile ve çocuğu bir arada ele alan bir bütüncül bir bakış açısının gelişmesi gerekiyor. Orantılılık bir diğer temel ilke bütünleşik çocuk koruma sistemlerinde. Gerçekten mevcut ihtiyacı ve mevcut koşullara biz orantılı bir biçimde müdahale edebiliyor muyuz? Yani aslında hani hep söylenir ya, tam şimdi atasözünü hatırlayamadım ama elinizde çekiç varsa her şeyi çivi olarak görürdünüz. Böyle bir şeydi zannederim. Eğer bizim elimizdeki tek çocuk koruma aracı çocukların aileden alınıp kurum bakımına yerleştirilmesi ise orada orantılılıktan bahsedilemez. Dolayısıyla ihtiyaçlar nasıl çeşitliyse hizmet ve politikalarında aynı şekilde çeşitli olması gerekir ki biz bu orantılılığı yakalayabilirim. Sonuncusu da şeffaflık. Bu şeffaflık son derece önemli çocuk koruma sisteminde ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan işlemlerde. Çünkü aksi takdirde kapalı kurumlar haline geliyoruz. Denetlenemiyor, değerlendirilemiyor. O yüzden şeffaflığın sağlanması gerekiyor. Halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Özellikle sivil toplum örgütlerinin bu çocuk koruma ve işte suça sürüklenen çocuklarla ilgili hizmet ve hizmet sunumu sürecinin bir parçası olmalarını sağlamak gerekiyor. İkinci bölümde de özellikle dikkat çekmek istediğim nokta çocuk koruma sisteminin içindeki çocukların suça sürüklenmesi oranı. Son yıllarda bu konuda çok yayın var birçok ülkede. Ben biraz İngiltere'dekilere baktım. 2015'te yayınlanan bir meclis raporu var. Lord Leaming'in yazdığı. Orada ilginç rakamlar var. Örneğin İngiltere örneğinde suça sürüklenen kız çocukların %61'inin kurum bakımı geçmişi var. Yani bakım çocuk koruma sisteminin içinden gelen çocuklar bunlar. Erkek çocuklarda bu oran 1/3'e düşüyor. Dolayısıyla soru aslında şu, biz çocukları koruyalım derken koruyamayıp başka bir yeni sorunlara mı yol açıyoruz sorusunu ciddi bir biçimde tartışmamız gerekiyor. O raporun detaylarında da çok güzel örnekler var ve güzel tespitler var. Bir tanesi şu, ilginç bir şey. Örneğin Türkiye'de böyle bir çalışma, ben işte 5 senedir buradayım, 20 küsur sene orada çalıştım, görmedim açıkçası. Koruma altındaki çocukların hizmet aldığı birimler, kurumlar nerelerde, hangi, yani kentlerin sosyoekonomik açıdan hangi bölgelerinde yer alıyor? Örneğin İngiltere'ye bakmışlar. Ağırlıklı olarak bu kurumsal yapılar, yani koruma ihtiyacı içinde olan çocukların kaldığı kurumsal yapıları suç yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde olduğu görülmüş. Bu da bir şekilde o çocukların, yani kurum bakımındaki çocukların o bölgedeki diğer suç unsurlarıyla tanışmalarına yol açıyor denmiş. İkincisi, stabilite önemli bir etken olarak öne çıkmış. Stabil değil çocuk koruma hizmetleri,
bu stabilite olmadığı için de çocuklar bir süre sonra kendilerini çok daha rahat bir şekilde suça yönelmiş bir şekilde buluyorlar deniyor. Ve en önemlisi de çocuklar birbirinden öğreniyor. Çünkü çocuk koruma sisteminin içinde kalan çocuklar son derece farklı yaşam deneyimleriyle o hizmet birimlerine geliyorlar. Dolayısıyla birbirlerinden de öğrendikleri söyleniyor. Ve son olarak da işte koruma kararı bizdeki, bizde farklı, İngiltere'de farklı uygulamalar var ama koruma kararının kalkması, burada işte bakımdan ayrılma diye tabir edilen süreç. Çocuklara sormuşlar, %46'sı ben hazır değilim ayrılmaya demiş. Yani yaşamımı kendi başıma sürdürmeye hazır değilim. Şimdi burada bu rakamlar bize temel olarak şunu söylüyor aslında. Yani özellikle İngiltere'de yani benzerlikler var bu arada. Yani İngiltere'de de örneğin suça sürüklenen çocukların yaklaşık 1/3 mala karşı suçlar işliyor. İşte fark daha çok Türkiye ile İngiltere arasındaki fark madde kullanımı ve maddeyle bağlantılı olan suçlardı. Türkiye'de de çok yükseldiğini biliyorum ama hala İngiltere'den daha düşük olan. Önemli bir kısmı son derece yoksul ailelerden ve yoksul bölgelerden geliyor. Dolayısıyla çocuk koruma sisteminin içine giriyorlar. Fakat ilginç bir şekilde o çocukların bir kısmı da daha sonra çocuk adalet sisteminin önünde buluyorlar kendilerini. Dolayısıyla biz korumaya çalışıyoruz derken orada bir takım şeyler yanlış gidiyor o süreçte. İstenmeyen sonuçlara yol açıyor. Ve en azından İngiltere örneğinde böyle. İngiltere örneğinde çocuk adalet sistemine bir şekilde giren çocukların önemli bir bölümü geçmiş dönemde bakım deneyimi olan çocuklar. Yani çocuk koruma sisteminin içinde oradan gelen çocuklar. Bunun da orta uzun vadede tartışılmaya değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'de hem başka yerlerde. Acaba değişen teknoloji, dünyada farklılaşan aile yapıları, teknolojinin kullanımı, sosyal hizmetlerde, çocuk koruma hizmetlerinde bize farklı kapılar açabilir mi diye biraz düşünmek gerekiyor gerçekten. Neyi yanlış yapıyoruz ya da neyi eksik yapıyoruz? Bunlara bir miktar bakmak gerekiyor. Fakat bütün bunları bağladığımda ben fazla zaman almadan şöyle bitirmek isterim. Eğer biz sosyoekonomik koşulları göz ardı etmeye devam edersek, özellikle Türkiye örneğindeki Türkiye'nin çocuk nüfusu şu anda neredeyse pik noktasından gelmiş durumda. TÜİK'in rakamlarına göre yanlış hatırlamıyorsam yaş grubunu 20'nin üzerine çektiğinizde %29'luk bir nüfustan bahsediyoruz. Gitgide azalacağını biliyoruz bu arada. Yani 2080'e doğru Türkiye hızlıca yaşlanan bir nüfus haline gelecek ama şu anda çok yoğun bir çocuk ve genç nüfusumuz var. Fakat ilginç olan toplumsal kaynakları biz bu dezavantajlı nüfus gruplarını bir türlü bulup buluşturamıyoruz. Bu da temel olarak aslında bir politika sorunu. Bu da açık bir şekilde aslında aynı İngiltere'de olduğu gibi toplumsal kaynakların nasıl dağıtıldığı ile ilişkili. Dolayısıyla doğrudan doğruya neoliberal ekonomik politikalarla ilişkili. Oradan başlayan ciddi sorunlar var. Dolayısıyla isterseniz eğitim modelini ele alın, isterseniz işte yetersiz beslenme sorunu, sağlık hizmetlerine erişim, bütün bunları bir araya aldığımızda biz toplumun son derece, yani milyonlarca çocuk nüfusunda aslında toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sağlayamıyoruz. Bir şekilde orada bloke olmuş. Dolayısıyla böyle bir toplumsal yapıda çocukların suça sürüklenmesinin sürpriz olmayacağı gibi çocuk koruma sisteminin de kapasitesinin giderek artacağını öngörmekte yanlış olmayacak. Bu nedenle mutlaka politika düzeyinde bir önlem almak gerekir. Ekonomik politikaların başta yerel yönetimler olmak üzere bu dezavantajlı gruplardaki çocuklara yönelmesi gerekir. Eğitim politikasının baştan aşağı bana kalırsa yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Sadece bir rakam bence bu söylediğimi destekleyecektir, yeterli olacaktır açıkçası. OECD geçmiş sanırım 3 ay oldu. Bir rapor yayınlandı. Bilmiyorum. Görenler olmuştur. Türkiye'de basına da yansıdı bazı gazetelere. OECD ülkeler içerisinde eğitime ailelerin harcadığı paraya bakmışlar. Türkiye 1 numarada.
Yani biz kamu bir para harcıyor eğitime, fakat aileler OECD ortalamasının çok üzerinde eğitime para harcıyorlar. Kim bu aileler dediğimizde ağırlıklı olarak orta ve üst gelir grubundaki aileler. Harcayamayan çocukların aileleri var. O aileler o parayı orta ve üst gelir grubundaki bir eğitime para verecek durumlar olmadığı için ne oluyor? Yine dünkü gazetelerde bir tartışma vardı, başlık ben gazete olduğunu unuttum Türkiye'de. Çocuklar eğitimden kopmaya başlıyorlar. Çünkü artık eğitim onlar için bir umut vermiyor, onlara bir şey ifade etmiyor. Aileler çocuklarını o kadar uzun yıllar boyunca eğitim sürecinin içinde tutamıyorlar. Artan, yani küresel koşulların da son derece olumsuz olduğunu, artan enerji fiyatları, gıda fiyatları ile beraber oldukça sıkıntılı bir döneme girildiğini söylemek mümkün. Bu dönem ne kadar sürer onu bilmiyoruz. Bir yıl mı, üç yıl mı, beş yıl mı? Ama acil bir biçimde bu neoliberal ekonomik politikaların gözden geçirilmesini ve politik olarak artık bizim dezavantajlı gruplara daha fazla kaynak aktarılması yönünde bir baskı oluşturmamız gerekiyor. Ve en önemlisi de bu çocuk koruma sisteminin bir arada çalışan bir makine benzeri, farklı kurum ve kuruluşların kendi rol ve sorumluluklarını bildiği, bir arada çalıştığı ortak amaca yönelik olarak, ailelerin bu sürecin içinde olduğu ve mutlaka önleme odaklı bir hizmet sunumunun burada hayata geçirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye için hani mevcut çalışmalar zaten bunu söylüyor. Orta ve uzun vadede hem çocuk koruma sisteminin mevcut kapasiteyle gidemeyeceği çok açık, hem de çocuk adalet sisteminin çok daha fazla sayıdaki çocukla çalışmak zorunda kalacağı açık ki aslında son birkaç senedir gene TÜİK'in rakamları bir azalma olduğunu gösteriyor sayıda. Ama ben bu süreç eğer bu şekilde devam ederse, bir politika ve hizmet düzeyinde bir önlem alınmazsa, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda çocuğun hem çocuk koruma hem çocuk adalet sisteminin karşısına geleceğini, hizmet sunum sisteminin çok hızlı bir şekilde büyümek zorunda kalacağını da düşünüyorum deyip burada ben de sözümü tamamlayayım, daha fazla zamanınızı almayayım. Son konuşmacı olarak çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Hakan Hocam. Tabii ki. Arkadaşlar, genelde erkekler fail oluyor. Suça sürüklenen çocuklar da erkek ve yetişkinler de. Suç erkeğin doğasında olan bir şey. Bizim özellikle erkekleri çok eğitmemiz gerekiyor. Çünkü yani %90'ın üstünde SSÇ'ler veya şüpheliler erkek. Bu çok düşündürücü. Demek ki toplumun değer yargılarını biraz değiştirip erkekleri yetiştirirken özellikle temel değerleri insani, vicdani olmayı öğretmesi gerekiyor. Ya ben yani meslek hayatımda onu gördüm. Niçin hep erkekler suç işliyor? Bunun gerçekten ya potansiyel suçluyuz. Durun. Hiperaktivite bozukluğu denilen problem erkek çocuklarda çok daha fazla görülüyor kız çocuklarına göre. Aslında bu biyolojik olarak hani o çocukların da bir suçu değil. Ya da onların yatkınlıkları kendi ellerinde olan bir şey de değil. Bunun göz ardı edilmeden bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm için sadece buna hocam, böyle bir itiraz yaptım. Hocam çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben bir saptama yaptım. Sebepleri konusunda çok bilimsel bir fikrim yok ama hep erkek olmaları. Bir de şöyle bir gözlemim var. Her salı ve perşembe bizim adliye hukuk fakültesi öğrencileri geliyor. Ben ceza atölye çalışmaları yapıyorum, duruşmalara sokuyorum. 10 kişi geliyorsa 8'i kız, ikisi erkek. 8 kişi geliyorsa 7'si kız, biri erkek. Mesela hukuk fakülteleri kızların
istilası halinde. Kızlar müthiş bir şekilde okuyorlar. Diyorum ki erkekler nerede? Erkekler yok. Bunun var mı bir biyolojik açıklaması hocam? Aslında hani toplumsal cinsiyet rollerinin de bunda çok önemli bir katkısı var. Çünkü hani siz daha fazla özgürlük alanı tanıdığınız grup hangisi ise evet, onun da dış dünya ile ilişkisi daha fazla olabiliyor, olanakları da daha fazla erişebiliyor ya da suçla karşılaşma olasılığı da daha fazla arttırılabiliyor. Yani toplumsal cinsiyet olarak siz bir kız çocuğunun saat 12'de dışarıda olmasını anormal görüp 12'de erkek çocuğu dışarıda olabiliyorsa... bu da onun daha fazla suç örgütleriyle bağlantı kurmasına neden olan bir şey. Aslında bu tamamen toplumsal cinsiyet rolüyle ilgili bir şey diye tabii düşünüyorum. Ama toplumun yüklediği bir rol var. Mesela tabii erkeklik ki yapmak falan. İşte erkek daha ön plana çıkıyor. Orada hoş olmayan davranışlarda bulunuyor. Kızlar daha şey aklı başında gibi geliyor bana. Yani gözlemim o. Yani pek ben daha üreticiler, daha çok çalışıyorlar. Erkekler daha tembel, yani böyle biraz cinsiyetçi bir yaklaşım olacak ama. Evet, biraz cinsiyetçi oldu, evet. Selçuk, bu biraz değil, bayağı ciddi bir şekilde cinsiyetçi yaklaşım oldu. Ama gördüklerimi dillendiriyorum. Alındım şahsen. Bilimsel bir yanı olmayabilir ama manzara bu. Mesela genelde kız çocukları daha çalışkan oluyor, erkekler tek tük çalışkan oluyor. Kızlar daha çok üretiyor. Arkadaşlar, herkes gitmek istiyor. O zaman erkekler masum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar burada artık keselim çünkü insanlar evlerine gidecek olanlar da var. Hatta iftara yetişecek olanlar da var. O nedenle ben herkese katılım için çok teşekkür ediyorum. Emeklerimize sağlık. Dinleyenlere de sağlık.